Konumuz 4 halife dönemi. Fazla uzatmadan bu girişleri konuya geçeceğim. 4 halife dönemi. Caner Hocam böyle bir teklifte bulunduğu zaman tabii her bir halifeyi saatlerce de konuşabiliriz. Ama biz bugün 4 halifeyi genel olarak konuşacağız. O zaman ben ne yapacağım burada? Önce 4 halife dönemine niçin biz 4 halife dönemi diyoruz? Kim demiş bunu? Nedir bu 4 halife döneminin özelliği ki 4'ünü ayırmışız? Biraz buna değineceğim. Ondan sonra bu dönemle ilgili benim görebildiğim bir takım yanlış algıları veya yanlış gördüğüm yorumları kendi okumamla size sunacağım. Ama tabii ki özellikle de altını çiziyorum, kendi okumamdır. Ve burada da ne olursunuz benden şey beklemeyin. Böyle bir duygusal konuşma, duygusal tonu ağır basan, duyguları okşayan değil. Biraz bilimsel şeyle gideceğim, kriterlerle gideceğim. Belki bu bağlamda yer yer özellikle Hazreti Ali ile ilgili yorumlarım hani çok kışkırtıcı gelebilir. Veya Hazreti Ebu Bekir ile veya diğerleriyle. Lütfen bu konuda anlayış bekliyorum. Bir kere iyi niyetli olduğumu söyleyeyim. Ben anlama çabası sergilemeye gayret ediyorum. Ve tespitlerimi de bu çerçevede paylaşıyorum. Niye bunu yapıyorum? Duygu yamyamlığı yapan çok hocam. Ben de istiyorum ki bu dönemi daha bilimsel bir gözle, daha eleştirel bir gözle okuyabilir miyiz ve buradan bir sonuç çıkarabilir miyiz? Çünkü bilimin doğası biraz daha serttir. Yani sizin duygunuza bakmıyor hocam. Yani bir ortada bir tarihi gerçek varsa aman aman tatsızlık çıkmasın, bunu söylemeyelim, yani ürkütmeyelim insanları gibi bir söylem belki cami cemaatine olur ama burası daha seçkin bir topluluk olduğu için kendimi böyle bir aile ortamında, sohbet havasında görüyorum. Bu çerçevede konuşacağım. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Şimdi 4 halife dediğimiz zaman niye böyle bir tanımlamamız vardır? Bu ne zaman ortaya çıkmış? Niye 4 halife diyoruz? Aslında hepimiz biliyoruz ki İslam tarihi belli dönemlere göre okunuyor. Mesela nedir? Cahiliye dönemi, Hazreti Peygamber dönemi, 4 halife dönemi, Emeviler ve Abbasiler. Niye böyle dönemlendirme var acaba? Neye göre? Kim yaptı bunu? Biliyorsunuz bu İbn Haldun'dan alıntı bir söz. Tarihi egemenler yazar. Egemenler de kendilerine göre tarihi yazarlar. Bir kere tepeden tırnağa bizim okuduğumuz tarihin egemenlerin eliyle yazıla gelen tarih olduğunu bilmek durumundayız. Yani bugün olduğu gibi işte bir takım bilimsel kurumlar var, anayasal güvenceyle bilimsel kurumlar var. Bu şekilde bunlar bilim üretiyorlar ve dolayısıyla da bağımsız diye bir şey yok. Eskiden diyelim ki Abbasiler döneminde bir kitap yazdığınız zaman kitabı neye göre yazarsınız? Yazarsınız, halifeye sunarsınız. Halife de hoşuna giden şey olursa size ihsan verir. Siz de o zaman halifenin duygularını okşayan şey yazacaksınız ki ihsan alasınız. Aksi halde de kelle de gidebilir. Dolayısıyla da biz zannediyoruz ki bize intikal eden tarihi kurumsal anlamda yazdılar ve bağımsız gözle yazdılar ya ümmeti Muhammed bizden sonra tarih okusun diye. Evet bu gaye ile olan var ama bu çok sınırlı. Dolayısıyla da daha çok resmi tarih gelmiştir bize. Resmi tarih geldiği için de bu da Sünni paradigmaya göre şekillenmiştir. Biz de Sünni geleneğin çocukları olarak bir tanımlama yapmışız. Buna göre ne demişiz? Peygamber dönemi, Asr-ı Saadet dönemi, 4 halife dönemini de Asr-ı Saadet diye aşağı yukarı doğrudan demesek de onunla birlikte görüyoruz. O yüzden ayırıyoruz. Emevileri niye ayırıyoruz? Kolay çünkü Emevilere istediğiniz kadar atabiliyorsunuz. Kale boş nasılsa ve gidiyor da taraftar da buluyor. Üstelik de Emeviler hilafeti saltanata çevirdikleri için burada bir kırılma vardır diyoruz. Ve bütün şeyi sorunu Emeviler üzerine boca edebiliyoruz. Bunun temel sebebi şu. Yani tarih Abbasiler döneminde yazıldı. Bugün yazılı kültür yani Müslümanların yazılı literatürünün
yani çok iddialı bir ifade olabilir. %98'i Abbasiler döneminde yazılmış, bugüne gelmiştir. Yani 750'de Abbasilerin kurulduğunu düşünürseniz 750'den sonra geriye dönük olarak 632'de Peygamberimiz vefat etti. 750-632 arada yaklaşık 120. Nereden baksanız bir 100 yıllık dönem var. 100 yıllık dönemde geriye doğru tarih okunmuştur. Beni takip eden dostlarım bilirler. Geriye dönük kurgu diye ifadelendiririm bazen. Bu yüzden söylerim. Yani tarih aslında geriye dönük yazılmıştır. Biz bugün bizden 100 sene veya 120 sene önce ölen bir peygamberimiz olsa da biz bugün elimizde hiçbir kaynak olmadan geriye doğru bu dönemi anlasak ve bunu bundan sonra yazılı hale getirsek böyle devam etse. İnsanlar zannediyorlar ki Hazreti Peygamber döneminden beri kesintisiz bir tarih geliyor. Böyle bir şey yok. Şimdi işte bu bağlamda da tarih Abbasiler döneminde yazıldığı için bu sefer 4 halife dönemi özel bir döneme hasredilmiş ve buna 4 halife, Hulefai Raşidin, yani dinin çizgisinden ayrılmayanlar, dini hassasiyetleri güden halifeler. Ondan sonra ya Emeviler geldi, işte Emevileri biliyorsunuz, yani İslam'ın aykırı çocukları bunlar. Peki Abbasiler Emevilerin alternatifi olarak geldiler, onlar ne yaptılar? Onlar onlardan daha berbatını yaptılar ama tarih onların döneminde yazıldığı için biz hep Emevileri kötü zannederiz ve bu bağlamda da dört halifeyi aklamaya çalışırız. Ne yaparız? Bu aklamanın en birinci sığınağı fitnedir mesela. Bir problem olduğu zaman hemen onu fitneye havale ederiz. Ya aslında Hazreti Osman kötü değil ama şu fitneciler olmasaydı ya, işte bak bunlar karıştırdılar deyip topu taça atarız. Sorunlar varsa halının altına süpürürüz ve bu dönemi toz pembe göstermeye çalışırız. Yani şöyle söyleyeyim, zaman zaman da belki akşam da dostlarla konuşurken de ifade etmişimdi belki. Yani Müslümanlar aslında dört halife dönemi içerisinden sevgili dostlarım, ya muhteşem bir şey bu aslında. Ya muazzam romantik bir tarih çıkarmayı başarmışlar. Yani sanki hiçbir sorun yok. Sanki her şey dört dörtlük. Muazzam bir dört halife dönemimiz var. Ondan sonra Emeviler geldi, her şeyi dümdüz ettiler. Yani asıl problem bunlarda. Yüklenin Emevilere. Ha bu arada bir takım sorunlar varsa da ya abicim bunları görmeyin siz. Ya bunlar fitnecilerin işi deyip sorunu böyle hallettik ve dört halife döneminden ideal bir tarih çıkarmayı başardık. Ve bu bugüne kadar böyle geldi. Dolayısıyla da bizim bu dönemlendirme, tarihlendirmemizi yapan bu dediğimiz Abbasiler döneminde artık Sünni paradigma, hele hele 847'lerden sonra Ehli Hadis devrimi, ki çok önemli bir kırılmadır İslam tarihinde veya Müslümanların tarihinde. Bundan sonra geçmişi aklamaya çalışan, rivayetleri öne çıkaran ve bu bağlamda geçmişi ihya edip orayı referans gösterip onun üzerinden bir tarih okuması gelişti ve bu nedenle de dört halife dönemi cilalandı ve bize böyle sunuldu. Şimdi ben bugün size gerçekten de böyle mi, hakikaten de söylendiği kadar sorunsuz ve yani albenisi olan bir tarih mi var karşımızda? Bununla ilgili birkaç konu üzerinden gideceğim. Bunlardan en tartışmalı olanlardan birisi Ebubekir dönemiyle ilgili olup biten hadiselerden birkaç örnek vereceğim. Ondan sonra geçeceğim Hazreti Ömer dönemine, belki bir iki vurgu yapacağım. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemindeki asıl kırılmanın ne olduğunu anlatmaya gayret edeceğim. Önce şunu söyleyeyim sevgili dostlarım, bu dört halife dönemlendirmesi dediğimiz gibi bu Sünni anlayışın geçmişi aklayıp romantizm bağlamında yaptığı bir dönemlendirme, bir tarihlendirme. Bunun bir kriteri yoktur. Yani neye göre? Size göre, bize göre. Yani mesela bu dönemlendirme içerisinde hariciler hiç yoktur. Veya ne bileyim işte bunların içerisinde Emeviler diyoruz, hemen pas geçiyoruz ama mesela Abdullah bin Zübeyr bir dönem halifelik yapmış. Neredeyse Emeviler güme gidiyordu. Sonra döndü, tekrar işi toparladılar. Bu aralar ziplenmiştir. Yok mesela, sanki böyle kesintisiz buna göre bir tarih. Yani bu yanlı bir okumadır, onu söylüyorum. Benim gördüğüm, erken dönemde iştigal eden birisiyim. Benim gördüğüm aslında bugün bizim yani tarih, siyer, işte sahabe,
İslam'ın erken dönemine dair örnek alabileceğimiz donelere baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Yani dört halife dönemini ben ikiye ayırıyorum. Yani Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Ömer'den sonraki dönem, yani özellikle Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerine baktığınız zaman, yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu bizim yani inancımızın da tarihi ama buradan çok örnek alınacak bir şey yok hocam yani. Yani şimdi bakınız, söyleyelim, altını doldurmaya çalışalım. Hazreti Osman dönemi, lütfen ifadelerimi yanlış anlamayın ve böyle yani bunları küçük görüyor veya işte takfif ediyor gibi de algılamayın, zayıflatıyor gibi de algılamayın ama rüşvet var, adam kayırma var, kamu mallarını akrabalara, yandaşlara, candaşlara maalesef ne diyeyim yani saygılı bir ifade kullanmaya çalışıyorum ama yani bulamadım, peşkeş çektiler yani böyle söyleyeyim. Ve bir takım muhalifler ortaya çıktı, dövüldüler, kovuldular, sürgüne gönderildiler. Yani düşünün, İbni Mesud gibi bir adamın kaburgalarını kırdılar hocam. Ondan sonra tuttular, fıkhi kaide ürettiler. Dediler ki, imam birisini döver de iki kaburgasını kırarsa sorun yok. Çünkü iki kaburga kırıldı. Üçüncü kırılsaydı ona göre fetva verilecekti. İmam yani mesela dövdü birisini, bir gözü çıktı. Burada sorumlu değildir. Yani iki gözü çıkarsa belki o zaman sorumlu olur. Şimdi buna yönelik bile dönemi aklamayı amaçlayan fıkıh kaideler geliştirildi. Neden? Çünkü bunlar yaşandı. Şimdi bu yaşanmışlığın üzerini örtüp buradan biz demin dediğim o ideal tarihi çıkarmaya çalıştık. Mesela Hazreti Osman'a biz niçin Zinnureyn deriz? Mesela ben şöyle sorarım soruyu. Niçin mesela Ebu'l-As, kaç kişi biliyor Ebu'l-As'ı? Peygamberin damadı. Ve bu Ebu'l-As, ya ta İslam tarihinde benim hayran olduğum, böyle çok dikkatimi çeken mesela birinci Ebu Zer'dir. Yani o benim için çok farklı. İşin de garip tarafı, ilk kez de akademik hayata başladığım, ilk emeklediğim dönemde yazdığım makale Ebu Zer. Çok ilginç gelmişti bana. Mesela ikincisi bu Ebu'l-As'tır. Muazzam bir adamdır. Çok onurlu bir adamdır. Mesela niçin Ebu'l-As Zinnur değil de Hazreti Osman Zinnureyn'dir? Niçin Hazreti Ali Zinnur değil de Hazreti Osman Zinnureyn'dir? Şimdi onun dönemini aklamaya çalışmak için bir şekilde Hazreti Osman'ı temize çıkarmanız gerekiyor ama muazzam bir sorun var ortada. Ya dokunmayın Osman'ımıza, misali o peygamberin damadıdır, bak Zinnureyn'dir. Meleklerin bile haya ettiği Osman'dır. Dolayısıyla da özellikle de bu Şia'nın da Hazreti Osman'a yönelik tezviratlarıyla birlikte olabildiğince, burada da abartı vardır onu da söyleyeyim. Yani Hazreti Osman döneminde sorunlar var ama bu sorunların önemli bir kısmının da Şii tandanslı rivayetlerden kaynaklı olduğunu da bu arada söyleyelim, hakkını teslim edelim. Şimdi dolayısıyla da bakınız bu şekilde sıfatlarla, tanımlamalarla meseleyi ne diyelim, sorunsuz göstermeye çalışıyoruz. Keza Hazreti Ali dönemi. Şimdi dağıtmadan tekrar toparlayayım. Dolayısıyla da ben bir kere dört halife dönemini ikiye ayırıyorum. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde sorunlar var mı? Var. Ama iyilerle kötüleri yan yana koyduğunuz zaman iyiler daha ağır basar. Ve o dönemdeki sorunların da anlaşılabilir, izah edilebilir sebepleri var. Yalnız Hazreti Osman döneminden itibaren, sonra diyecektim, döneminden itibaren yaşananlara baktığımız zaman hocam, yani şöyle bir yansız gözle okuduğunuz zaman ben de size ya işte çok güzel bir tarih desem hocam bunun neresi güzel dersiniz. Yani elle tutulur tarafı yok. İşte bu elle tutulur tarafı olmadığı için bu sefer burayı biz palyatif çözümlerle Hazreti Osman'ın kişilik özellikleriyle aşmaya çalışıyoruz. Efendim ya akrabalarını seviyordu canım, işte o da onun zaafı diyoruz. O zaman bugünkü iktidarlar da akrabalarını seviyorlardı. Seviyorlar, doldursunlar yandaş yandaşları. Niye kızıyoruz o zaman? Osman, o zaman bunların adı Osman olmadığı için midir haksızlıkları veya şanssızlıkları? Dolayısıyla da böyle geçiştiriyoruz. Yani burada bir ciddi sorun var.
Hazreti Ali'ye geliyoruz, daha başka sorunla karşılaşıyoruz. Ben şöyle söylerim sevgili dostlarım, biraz kasmadan söyleyeyim. Biraz tabii Şiilik, Sünnilik bu iki geleneği anlamaya gayret ettiğim için yani, ve Türklerin Müslümanlaşmasıyla ilgili de bir takım kafa yordum da benim tespitim bu. Derim ki her Anadolu Sünnisi yarıya Şiidir ama farkında değildir. Yani biz aslında Şii kültürün çocuklarıyız. Tabii Sünniyiz tepeden tırnağa ama bizde o Şii tonların verdiği Hazreti Ali portresi çok baskındır. O nedenle de dokunmayın alime misalidir. Hatta bana böyle bir şeyde, bir konuşmada demişlerdi bir toplantıda. Hocam bari Hazreti Ali'mize dokunma hocam falan. Niye? Çünkü şey yapamıyoruz, kabullenemiyoruz eleştirileri. Şimdi biraz da onun dönemindeki sorunlara değineceğim. Şimdi döndüm tekrar başa. Şöyle bir okuma yapalım. Hazreti Ebu Bekir nedir? Sıddıktır. Neden sıddıktır? Peygamberi ilk doğrulayan. Halbuki peygamberi ilk doğrulayan Ebu Bekir değildir. Ebu Bekir peygamberimizin peygamberliğini Resulullah nübüvvetle tanıştığından takriben bir ay sonra öğreniyor. Yani böyle bir tablo yok. Ve ama nedir? Tarih yazılırken size de tavsiyem, özellikle genç arkadaşlara, mesela bu Sünni ve Şii geleneği göz önünde bulundurmadan yapacağınız bir okuma her zaman sizi yanlışa sürükler. Neyi kastediyorsunuz hocam? Mesela bizim Sünni paradigmaya göre nedir? Hazreti Ebubekir ilk Müslümandır. Halbuki değildir ama ilk Müslümandır. Biz öyle dediysek öyledir. Misal. Sonra ama Hazreti Hatice var. Bu sefer diyoruz ki o da kadın ilk Müslümandır. Onu da öyle tahmin ettik. Ama bir de Hazreti Ali'miz var. Ya o da ilk Müslüman ama ilk çocuk Müslüman. Meseleyi düzledik. Şimdi dönüp bakıyorsunuz. Peygamberimiz nübüvvetle tanıştığı zaman evine geldiğinde ilk ona destek veren eşi, ikinci destek veren o evde yaşayan Zeyd. Nerede Zeyd hocam? Zeyd yoktur. Niye? Zeyd köle çocuğudur. Hocam çok acımasız mı gidiyorsun? Realite bu. Şii-Sünni gelenek arasındaki fazilet yarıştırmasında bizim köle kökenli Zeyd güme gitti. Zeyd'in ilk kaç kişi bilmiyorum duydu ilk Müslüman olduğunu. Halbuki ilk destek veren odur mesela. Tarih böyle yazılıyor. Bu itibarla da bizim dört halife dönemindeki okumalarımıza baktığımızda Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali ile ilgili anlatılan kahir ekseriyeti abartıdan başka bir şey değildir. Ve fazilet yarışıdır. Mesela bir örnek. Hazreti Ebu Bekir hicret yolculuğuna çıkıyor Hazreti Peygamber'le. Şimdi Ali'ye bir rol biçeceksiniz. Ali yok o karede. Onu da yatağına yatırmış. Şimdi bak buradan böyle bir hikaye üretiyoruz. Ali Efendimiz'i de yatağına yatırdı. Bak yani adeta kurban seçti Ali'yi. Şimdi bir peygamber düşünün. Kendisini sıyırmak için onu kurban ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Yok. Ama hikaye böyle kurgulanıyor. Çünkü Ali'ye de rol vereceğiz orada. Yani karenin içerisinde. Bak bu Şii okuma. Halbuki baktığınız zaman peygamberimiz diyor ki bende 3-5 emanet vardı. Sen de bunları ver sonra gelirsin. O da onları veriyor. 2-3 gün sonra geliyor. Ali'nin yatağa yatma, işte oradaki o romantik sahne tamamen kurgu. Burada ne yapıyoruz? Şimdi Ebu Bekir'le kareyi tamamladık. Bakınız okumalar böyle. Bunu tarih yazmaz. Bunu siz meleke kesbettikçe görürsünüz. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'e böyle bir sıddıklık rolünü verdik. Bunu aynı zamanda İsra ve o romantik Miraç hikayesiyle de yine tamamlıyoruz. İlk tasdik eden, orada tasdik etti veya ilk tasdik eden diye sıddık. Buna bu sıfatı verdik. Şimdi Hazreti Ömer'e Ömer el-Faruk oldu. Nedir? Adaletiyle müsellem birisi. Dolayısıyla da Hazreti Ömer çok adil olduğu için ve bu mümeyyiz vasfı nedeniyle Hazreti Ömer'e de Faruk sıfatını verdik. Tamam, eyvallah, burada da problem yok. Şimdi Hazreti Osman'a ne vereceğiz hocam? Yani iktidara bakıyorsun. Yani ben bana deseniz ki Hazreti Osman dönemiyle ilgili hocam şöyle ya hiç elle tutulur bir şey yok mu? Vallahi biraz zorlanırım ya bu soruya cevap, iyimser cevap vermek için. Böyle olunca Hazreti Osman'ı da meleklerin hayal ettiği Osman yaptık. Zinnureyn Osman yaptık. Ve burayı da böyle cilaladık. Niye bunları yaptık hocam? İlk üç halifeye bu kadar sıfat verdik. Şimdi geldik Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali
Abicim Hazreti Ali kerremallahu veçe. Daha başka söze gerek var mı? Kerremallahu veçe olduğuna göre Ali'miz zaten burada. O zaman siz diğerlerinin level'ını getireceksiniz, düzleyeceksiniz ve yola böyle devam edeceksiniz. Bu itibarla da bizim dört halife dönemi okumalarımız büyük oranda Şii ve Sünni geleneğin birbirleriyle fazilet yarışıdır. Şiiler ilk üç halifeyi yerin dibine batırırken bizim ve Hazreti Ali'yi abartırken bizim Sünni gelenekte ilk üç halifenin faziletleriyle bu tarz yorumlarla fazilet yarışına sokarlar. Ali'nin seviyesine getirirler. Ali'yi de katarlar ve yola öyle devam ederler. Onun için işte ilk Müslümanların sıralaması da halifelik sıralamasına göredir vesaire. Demek ki böyle bir okuma var karşımızda. Buna değindim. Bunu bırakıyorum burada. Sonra Hazreti Ebu Bekir dönemine gelelim. Dedik ki işte iyiler ve kötüler yan yana kıyaslandığı zaman daha fazla olumlu şeyler söylenebilir. Hakikaten de mesela genelde Hazreti Ömer'i biz çok öne çıkarırız ama ben mesela Ebu Bekir dönemiyle Ömer dönemi benim doktora çalışmam. Yani ikisini kıyasladığımız zaman ben Hazreti Ebu Bekir'den yana dururum misal şey olarak. Benim için number one o, öyle söyleyeyim. Yani uçurumun kenarından aldı İslam toplumunu hakikaten de. Yani çok çok kararlı bir duruş sergiledi. Muazzam bir duruş sergiledi. Evet biraz duygusaldır. Reel politik gereği bazen belki şey olacak, reel politiğe uygun olmayan davranış veya kararlar almıştır ama muazzam bir teslimiyet vardır ve samimiyettir. Çok kararlı bir duruş. Hazreti Ebu Bekir dönemi böyle. Ama bu dönemle ilgili temel bir sıkıntımız var. Özellikle de bu ateist çevrelerinde çokça üzerinde durduğu veya köpürtmeye çalıştığı bir mevzu. Ona değineceğim. Yani sorun olarak görülen ama bana göre sorun olmayan nedir hocam? Bu Ridde savaşları, dört halife döneminin temel meselelerinden birisi. Hocam siz Ridde savaşlarını nasıl okuyorsunuz? Baktığımız zaman Ridde savaşları dediğimiz savaşlar bir kere adı yanlış. Ortada irtidat diye bir şey yok sevgili dostlarım, onu söyleyeyim. Bu size çok garip gelebilir. Neden bunu söylüyorsunuz? Şunun için söylüyorum. Hazreti Peygamber 630'da Mekke'yi fethediyor. Yani bu Mekke'deki müşrikler teslim oluyorlar. Şimdi bunların esleme fiiliyle teslim olduklarını ifade eden kaynak esleme fiili kullanıyor. Bizimki onu Müslüman oldu diye çeviriyor. Dolayısıyla da burada bir tanımlamada yanlışımız vardır. Bunlar Mekke'nin fethinden sonra diğer kabileler baktılar ki artık Hazreti Muhammed aldı yürüdü gidiyor. Bunun önünde durulamaz. O zaman biz de gidelim edebimizde teslim olalım da bari paçayı kurtaralım diye geldiler. Hazreti Peygamber'e boyun büktüler. Dikkat edin buna, boyun büktüler. Bunlar teslim oldular. Yani bunlar Cabiri'nin deyimiyle siyaseten Müslüman oldular. Ve burada çok daha önemli bir kırılma noktası vardır ki bana sorarsanız özellikle İslam'ın barış dini söylemi çerçevesinde konuştuğumuz zaman izahı en zor ayetlerden birisi Tevbe 5'tir hocam. Nedir Tevbe 5? Diyor ki Kur'an, ey müşrikler sizinle bir önceki yıl fethettik, Mekke fethedildi ama siz yine eski kaidelerinize göre Kabe'yi tavaf ettiniz. Müslümanlarla birlikte tavaf oldu 630'da. 31'e geldi, Ebu Bekir'le birlikte Ebu Bekir'i peygamberimiz hac emiri gönderdi. Bir de orada birlikte tavaf ettik ama Ebu Bekir'e Ali'yi arkasından gönderip bu ayetleri açıkladı, ilan etti. Neydi bu ayetler hocam? Ey müşrikler, bundan böyle bir daha Mescid-i Haram'a giremeyeceksiniz. Artık lale devri bitti. Bir, bu anlaşmalı olmayan müşrikler. Bakınız bunu aynı zamanda hacda bütün kabilelerin geldiği bir topluluğa hitap ediyor. İkincisi, ey anlaşmalı müşrikler. Çünkü Peygamberimiz Medine'ye geldiğinden beri hele hele Hudeybiye'den sonra birçok anlaşmalı müşrik kabileler var ve bunlar sadık anlaşmalarına da. Ey anlaşmalı müşrikler, sizinle de lale devri bitti. Size haram aylar çıktıktan 3 ay daha mühlet veya kimi rivayetlerde 4. Ondan sonra bitti. Tek taraflı olarak anlaşmaları bitirdik. Bu iki kriterden sonra sizinle aramızda savaş hukuku geçerlidir. Ayağınızı denk alın diyor Kur'an. Burada
şirkin kökünü kazımak için çok net bir çerçeve çiziyor. Bunu açarım da konu bu değildir. Yani izahı zor dedim ama bana göre izahı var da konjonktürel şartlarla alakalıdır. Neyse o detaya girmeyeceğim. Dolayısıyla da bu zılgıtı yiyen kabileler korkudan apar topar adeta treni kaçırmamak için Medine'ye geldiler ve Hazreti Peygamber'e teslim oldular. Şimdi bu teslim olmayı biz Müslüman oldu diyoruz. Halbuki bu adamlar korkudan geldiler, güce boyun büktüler. Yani bunların siyasal kaygıları vardı. Bunlar esleme, yani teslim oldular, boyun büktüler. Nitekim de işte kimisi Kâletil Arabu Âmenna, mesela Temim kabilesi diyor ki ey Muhammed bak sen kavminle bile savaştın, biz savaşsız geldik, iman ettik. Kur'an'da ne diyor? Hayır hayır, boşuna kıvırmayın diyor. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Siz iman etmediniz, siz boyun büktünüz, hiç kusura bakmayın diyor Kur'an. Bak Hucurat suresinde. Dolayısıyla da dikkat ederseniz 631 nedir? Senetül vüfuddur. Niye senetül vüfud? Çünkü elçiler gelip peygamberimize teslim oluyorlar. Bizim sünni kafa bunu nasıl yorumluyor? Araplar din değiştirmek için gelmişler. Yok ya. Bir sen değiştir bakayım dinini. Yani din değiştirmek için insanın bir kere bir arayış içerisinde olması gerekiyor. O kadar da dinlerinden mutluydular, memnundular ki hiç de öyle din değiştirme gibi bir dertleri yok. Üstelik de ben kabilelerin Medine'ye geliş meselesini özel bir çalışma alanı olarak çalıştım. Hiçbir kabileden ben din arayışı için geldiklerine dair bir bilgi göremedim. Yok böyle bir şey. Ama mesela bir tane çıktı karşıma, Esved'in kabilesi vardır, Ans kabilesi. Ben diyor merak ettim, o yüzden geldim. Peygamberimiz de bazen sorardı, böyle şakalaşırdı. Korkudan mı yoksa bilerek mi geldiniz? Yani böyle şeyler de var kaynaklardan. Ve daha çok bu gelenler ya mesela bir bölgede iktidar arazisi için vesaire geliyorlar. Sonuçta peygamberimiz yani siyasi veya ekonomik çıkarları var. Detaya girmiyorum. Bunlar peygamberimiz de tabii burada son derece stratejik ve yerinde bir duruş sergiliyor ve diyor ki ey Araplar siz geldiniz, teslim oldunuz, dönüp gideceksiniz. Ama ben sizin Medine'ye gerçekten tabi olup olmadığınızı bilmiyorum. O zaman bunun adını koyalım. Nedir bunun adı? Vergi. Vergi yükümlülüğü getirdi bunlara ve bu kabileler gelip yani yılda vergi ödüyorlardı ama 631-32'de de peygamberimiz vefat etti. Zaten yani fazla bir şey olmadı. Şimdi bunların ödediklerini bizim sünni kafa zekat diyor. Bir kere bunlar zekat ödemiyorlardı, bunlar vergi ödüyorlardı. Verginin adı sadaka. Dolayısıyla da peygamberimiz vefat ettiği zaman bu kabileler diyorlar ki biz Hazreti Muhammed'e vergi ödemeyi kabul etmiştik, sadaka ödemeyi kabul etmiştik. Bizden bunu alma, diğer görevleri yerine getiririz. Bak bunlar Müslüman irtidat etmemişler aslında. Ama zaten din boğazlarından aşağı gitmemiş. Ama biz paradigmayı nasıl kuruyoruz? Peygamberimize geldiler, Müslüman oldular. Dolayısıyla da peygamberimizden sonra yaptılar, vergiyi, zekatı inkar ettiler diyoruz. Zekat diyoruz ona. Zekatı inkar ettiler. Bu sefer de zekatı inkar ettikleri için Ebu Bekir bunlarla savaştı diyoruz. Hiçbir rivayette zekat geçmez. Dikkat edin. Hiçbir rivayette. Sadaka. Gidin bakın. Çünkü ben dersime çalıştım. Sadaka da Tevbe 60'ta sadaka eşittir. Nedir? Kamu malıdır. Vergi değil, değildir, zekat değildir. Onu karıştırıyoruz biz. Çevirilerde hep zekat diyorlar. Dolayısıyla da şunu söylüyorum ben. Ey insanlar, bugün bile vergi vermediğiniz zaman ama iyi ama kötü kaçırıyorlar ayrı mevzu ama geliyor siyasi sistem nasıl ümüğünüzü sıkıyor alıyorsa verginizi. Hazreti Ebubekir de ne demiştir? Peygamber'e verdiğiniz devenin yularını bile bana vermezseniz ben sizinle savaşırım. Ne çıktı hocam o zaman ortaya? Hazreti Ebubekir dinden döndükleri için bunlarla savaşmadı ki hocam. Hazreti Ebubekir bunlar vergiye isyan ettiler. Peygamberin kurulu düzenine isyan ettiler diye buna karşı mücadele verdi. Nitekim de Hazreti Ömer diyor ki ya bu adamlar diyor Müslüman. Bunlarla biz nasıl savaşırız? Ben diyor savaşırım. Vergiyle diyor ayıranı ben savaşırım diyor. Peygambere ödedikleri vergiyi eğer ödemezseler namaz kılmışlar beni çok bağlamaz. Dolayısıyla da burada düpedüz bir isyan var. O zaman diyorum ki insanlar gelin adını doğru koyalım. Hazreti Ebubekir irtidat ettiği dediğimiz insanlarla mürtet oldukları için savaşmadı. Ya onlar vergiye isyan ettikleri için savaştı. Peki bunların arasında doğrudan isyan var mı? Evet o da var. İrtidat eden var mı? Var. Ama bunlar irtidat adı altında belli peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanların peşine takıldılar.
Ve bunlar dini kanaatlerini bir siyasi alana taşıyıp bu şekilde devlete baş kaldırdılar. Dolayısıyla da bir vergiye doğrudan vergiye isyan edenler var. Bir de hakikaten de inanç şeyi altında hem vergiye hem de inanç adı altında yeni ortaya çıkan peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanların peşine takılıp yine devletin karşısına geçenler var. O yüzden diyorum ki ben Hazreti Ebubekir bunlarla onları tekrar dine döndürmek için değil, aksine vergiye isyan ettiklerinden, merkezi otoriteye baş kaldırdıklarından dolayı savaştı diyorum. Yani benim birinci bugünkü okumam bu olacak. Bunu özellikle vurgulamak isterim. İkincisi çok tartışmalı konudur. Tabii şeyi süreye de ben aynı zamanda riayet etmeye çalışacağım. İyi zamanımız varmış. İkincisi Hazreti Ebubekir dönemindeki yine sadaka ve zekatla alakalı bir husus. Bu fedek meselesi en çok tartışılan Hazreti Fatıma ile olan problem. Ben orayı şöyle okuyorum sevgili dostlarım. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Şimdi biraz bu Şii geleneğin etkisinde kaldığımız için Hazreti Ebubekir efendim peygamberimizin Fatıma'nın mirasını vermedi, zekatını vermedi. Dolayısıyla da Fatıma'nın hakkını yedi. Ebubekir'i böyle eleştirirler ve Fatıma da buna küstü falan. Aslında benim okuduğum hikaye şudur, gördüğüm benim tespitlerim ki onu da yazdım delilleriyle Ebubekir'le ilgili kitapta. Şimdi bir, Hazreti Ebubekir peygamberimiz öldüğü zaman 10 tane eşi vardı. 9 diyorlar. Hayır, 10 tane eşi vardı. Özel eşyalarını veya evlerini veya peygamberimizin bireysel olarak kullandığı eşyaların tamamını varislere bırakmış. Ama neyi engellemiş Ebubekir? Bir, fedekten gelen gelirleri. İki, hazinede birkaç öteberi bir şey var. Bunları Fatıma alıyor, onları alıyor elinden. Niye alıyor? Çünkü bunlar kamu malı diyor. Şimdi Hazreti Ebubekir'in fedekle ilgili yaptığı aslında diyor ki buradan evet fedek nasıl bir arazi hocam? Fedek çok konu uzun da hızlı geçeceğim. Lütfen bağışlayın. Şimdi ganimetler, savaşla alınan ganimetlerin 1/5'i peygamberin uhdesine geçer diye zannediyoruz. Aslında tasarruf hakkı geçiyor. Bu kamu malıdır diyorum. Bir de fey grubu mallar vardır. Gittik bir yere peygamberimizle savaşacaktık. Adamlar teslim oldular. Hiç kılıç sallamadık. Oradan alınan ganimetlerin tamamı 1/5 gibidir. Bunlara fey denir. Efa Allah diyor ya şeyde Haşr suresinde. Bunlar doğrudan bunu tasarruf hakkı Hazreti Peygamber'in uhdesine geçer. Peygamberimiz de buradan ihtiyaç sahiplerine, ordu askerlik hizmetlerine veya çeşitli hizmet kademelerine kendi de buradan pay alır. Daha sonra halifeler de bu hazinenin bu kaleminden pay almışlardı. Dolayısıyla da bu hazineye gelen gelirdir. Şimdi Hazreti Ebubekir diyor ki bu peygamberimiz dedi ki bizim bıraktığımız sadakadır. Sadaka dediği eşittir kamu malı işte. Hazreti Ebubekir bunu kamu malı değerlendiriyor. Fatıma diyor ki bu şeydir, babamın mirasıdır. O zaman bana bıraktı. O zaman diyor bana iki tane delil, iki kişi tanık getir. Tamam bırakacağım diyor. Ama Fatıma getiremiyor. İşte Hazreti Ali de buna bozuluyor. Fakat daha sonradan Hazreti Ebubekir izah edince dikkat edin şimdi. Mesela Hazreti Şiilerin okumasıyla gidelim. Hazreti Ebubekir Fatıma'ya vermedi, hakkını yedi. O zaman daha sonra Hazreti Ömer geldi, Ebubekir'in kararını uyguladı. Sonra Osman akrabalarına verdi, tamam onu eledik. Hazreti Ali geldi, o da fedeki aynı şekilde değerlendirdi. Niye burayı görmüyoruz biz? Çünkü yanlış okuyoruz. Halbuki Hazreti Ali de Ebubekir'in isabet ettiğini ve aynı şekilde fedekten gelen gelirleri kamu malı olarak aynen Hazreti Peygamber'in taksim ettiği gibi taksim etti. Hayatta olanlara ama ölen varsa onunkisi, onun payı doğrudan hazineye kaldı. Ne çıktı hocam o zaman burada? Fedek demek ki diyorum kamu malı statüsünde düzenli gelen gelirdir. Nitekim de böyle olmuştur hep. Nitekim de Hazreti Ayşe'nin Hazreti Osman'a kızmasının sebebi nedir? Fedek gelirlerini işte Mervan'a veya Emevilere verince ve bu sefer gelirler azaldı. Gelirler azalınca da payları kıstı. Hazreti Ayşe'nin itirazı bunadır. O yüzden işte Hazreti Osman'ı protesto edecektir. Eleştirisi budur. Bu itibarla da Hazreti Ali de aynısını uyguladı. Eğer Ebubekir hatalıysa hadi Ömer de Ebubekir gibi davrandı. O zaman Hazreti Ali niye düzeltmedi bu işi? Bakınız buradan anlarız.
Bir de başka bir şey vardır burada. Fedek meselesini köpürten aslında Fatıma da değil, Abbas. Çünkü bu adamlar muhacir. Hocam bunların Mekke'de fazla arazileri yok. Fedek'te iştah kapatıcı bir gelir vardır. Dolayısıyla da Abbasiler burayı, daha doğrusu Abbas burayı peygamber üzerinden Haşimilere yazmak istemiştir. Ebu Bekir de hayır demiştir. Peki o zaman hocam Fatıma'nın küskünlüğünün sebebi, Fatıma'nın küskünlüğünün sebebi benim okumam bu Fedek'le hiç alakalı değil. Hazineye birkaç parça bir şeyler bırakıyor. Ebu Bekir diyor ki onları da getir. Ya Fatıma istemeyince adam gönderiyor ve zorla alıyor bunları elinden. İşte Şiilerin köpürttüğü, efendim gittiler de Fatıma'ya kapıya vurdular, dayandılar. Hatta iki kaburgası kırıldı, yok efendim düşük yaptı falan. Ondan sonra bunu abartarak anlatıyorlar. Bunlar işin başka boyutu. Fakat Fatıma'nın kırgınlığı buradan kaynaklı. Nitekim de Ebu Bekir de diyor ki, ya burada çok hassas davrandım, keşke yapmasaydım da Fatıma'yı kırmasaydım diyecekleri, pişman oluyor. Yani Fatıma kırgınlığı bu. Evet, kırgınlık doğrudu ve bir daha da konuşmuyorlar. Ama bunu hep Fedek üzerinden tanımlamışlar. Ben bunu böyle yorumluyorum. Yani benim yorumum bu. Şimdi geldik bu kadar. Şimdi Ebu Bekir dönemiyle ilgili temel ana sıkıntı buydu. Ha, diğer meseleler de var ama onlara girersek konuyu anlatamam zaten. Şimdi geldik Hazreti Ömer'e. Burada benim gördüğüm, bunun ötesinde Hazreti Ebu Bekir'in aldığı kararlar hakikaten de son derece yerinde kararlar. İşte Kur'an toplatması vesaire, Peygamberimizin izinden gitmesi konusundaki hassasiyetleri, işte kamu malı konusunda düşünebiliyor musunuz? Ya kamu malı meselesinde Peygamber'in kızını bile küstürüyor. Böyle bir hassasiyet var. Yani muazzam bir şeydir bu. Hocam burayı deşerseniz burada acayip önemli, dikkat çekici noktalar çıkar. Hazreti Ebu Bekir'in eleştirdiğim bir başka noktası, şimdi bu Sakife'deki tartışmada neredeyse bir ayrışmanın kertesine gelince Müslümanlar bunlar korkuyorlar. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye muhacirler de Ensar'ın kendilerini ileride hani bize bir şey yapmazlarsa bizim çocuklarımızı tepelerler buradan diye bir endişeleri var. O yüzden de bu endişe nedeniyle ve tekrar bir ayrışma yaşamayalım diye Hazreti Ebu Bekir belli kişilerle, ama görüştüğü kişiler de genelde muhacirlerdir. Genelde değil, yani kaynaklara yansıyana göre. Yani birisini düşünüyorum, daha doğrusu Ömer'i düşünüyorum, ne diyorsunuz diyor. Talha karşı çıkıyor. Ömer diyor, dik başlı diyor. Ya diyor, ya hata yaparsa bu adam başımıza bela diyorsun, sonra ne cevap vereceksin? Biraz Talha'nın da isteği var da o yüzden. Talha şeydir yani, biraz böyle dik kafalıdır. Yani daha doğrusu öyle de ifade belki şey gelebilir de, ne diyeyim, Talha sorgular yani. Öyle hemen tamam kabultu ve heptü demez yani. Ebu Bekir de diyor ki, yani ben Müslümanların hayrını diledim ya Rabbi, ama Ömer yanlış yaptıysa ben ondan beriyim derim diyor. Vesaire böyle bir temayül yoklamasına gidiyor ve buradan Hazreti Ömer'i adayı gösteriyor. Bu eleştiriliyor. Evet, bugünkü demokratik okumayla veya gözle şey yaparsak insan ister ki yani bunu Ensar'la birlikte halletseydi, ama o günkü konjonktürde Ebu Bekir inisiyatif almış. Ha, diyeceksiniz ki hocam burası eleştirilebilir ama yani kendi kabilesinden Talha'yı da görevlendirse kimse bir şey diyemezdi, ama Hazreti Ömer'i görevlendiriyor. Bence son derece de isabetli bir tercihte bulunmuş ve burada evet bir yanlılık var ama yani Ensar devre dışı kalmış, bu yönüyle eleştirilebilir ama aday isabetli olduğu için herkes de kabullenmiştir. Hazreti Ömer dönemi bu bağlamda bana sorarsanız sorunsuz yönleri var. Fetihlere girersem konu çok uzun. Şimdi asıl söyleyeceklerimi söyleyeyim ki, hani dört halifeyi okuduk, nasıl bir okuma yapmamız gerektiğine değindim. Bir de asıl sorunlarımıza. Şimdi geliyoruz, yani Ömer dönemini pas geçiyorum. Hani ideal örnekler çok fazla ama Ömer döneminde de sorun yok mu hocam? Tabii ki var hocam yani. O yüzden duygusal okumuyorum yani. Mesela Hazreti Ömer getiriyor 6 kişilik şuraya halifeliği bırakıyor. Yani daha doğrusu halifelik demeyelim, idareyi 6 kişilik şuraya bırakıyor. 6'sı Kureyş'ten hocam. Ve öyle de bir denklem kuruyor ki 3'e 3 kalırsanız diyor, Abdurrahman bin Avf'ın dediği taraf şey olur, geçerli olur. Yani futbolla ilgilenen epey gençleri gördüm. Deplasmanda atılan gol gibi yani. Abdurrahman'ın oyu 1,5 gol oluyor. Dolayısıyla yani 1,5 oy oluyor. 3'e 3 kaldık. Abdurrahman hangi üçlüde? Bunların dediği olur. Şimdi baktığınız zaman denkleme
Hazreti Ali zaten kafadan 3. Hazreti Ali, Talha, Zübeyir, Ali'den yana zaten. Bunlar 3. Beri tarafta Abdurrahman da Osman'la hareket edeceği %100 akrabalık ilişkisi var. Dolayısıyla en kilit noktada Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. O yüzden Ali Sa'd'ı çok kendisine destek olması için çok uğraşacak ama Ali ondan destek alamayacak. Sa'd orta yolcu, maslahatçı bir şey izler. O yüzden de Abbas diyor ki oğlum girme bu topa diyor. Abdurrahman diyor ki seçime gidelim. Yani referanduma gidelim ben hakem olayım. Hani Ömer de ona öyle paye vermiş ya. Abbas uyanık görüyor fotoğrafı. Diyor ki girme bu kareye seni burada yerler. Ama Ali bakıyor ki bu şartlarda çıkamayacağım. O yüzden de Ali'nin bir serzenişi vardır. Abdurrahman'ı öne çıkarmakla aslında benim idareciliğim, emirliğimin önünü kesti diyor Ömer için. Yani damadı Ömer aynı zamanda biliyorsunuz. Bunlarda böyle de bir şey var. Yani hiç duygusal da bakmıyor. Yani Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'ye karşı rezervi demeyelim de Hazreti Ali'yi çok keskin buluyor. Dik kafalı buluyor. Biraz da o başlangıçta Ebu Bekir'e biat etmemesinden dolayı bir rahatsızlığı vardır. O yüzden hani daha mülayim çizgide olan Hazreti Osman yanlısı. Benim okumam bu. Başkaları katılmayabilir. Ama Hazreti Ali de vazgeçilebilecek bir insan değil. Dolayısıyla da bu şekilde üçlüden çıkarsa da artık çıksın. Ama aslında üçlüde kilit dediğimiz gibi Sa'd bin Ebi Vakkas oluyor. Abdurrahman'la Sa'd'ın kabilesi de zaten aynı kabile. Dolayısıyla Hazreti Ali buradan çıkamıyor. Bir parantez açayım. Genel yorumlarda efendim Hazreti Ömer oğlunu da 7. kişi koymuş da dengeyi bozmak için falan. Bu romantik bir hikaye. Bu isim niye karıştırılmış? Ebu Musa el-Eşari hakem olayında Hazreti Ali'yi elediği zaman onun en önemli adayı Ömer, Abdullah bin Ömer'dir. Abdullah bin Ömer'in adı burada halifelikle ilgili geçtiği için bunu getirmişler, şuraya dahil etmişler. Şurada o tartışmalarda hiç Abdullah bin Ömer'in adı sana geçmez. Yani ben de şaşırmıştım o zamanlar. Onu böyle değerlendiriyorum. Yani zaten 3'e 3 kaldıkları zaman Abdurrahman'ın tarafı dengeyi zaten bozuyordu. Dolayısıyla da denklem böyle kurulmuş ama dikkatinizi çekiyorum. Hepsi Kureyşli. Bu ne oldu sonra hocam? Bu altılıdan Hazreti Osman çıktı. Peşine malum hadise ve Hazreti Ali çıktı. Şimdi Hazreti Osman çıktığı zaman geride kalan 5 kişi bugünün okumasıyla söyleyeyim adeta birer muhalefet partisi lideri gibi özellikle de yönetim sorunları ortaya çıkınca Hazreti Osman'a yüklendiler. Sen öyle, şimdi böyle yaptın, sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Bakınız ilk iki halifenin böyle bir doğrudan blok bir muhalefet kitlesi yoktur. Gerçi böyle de ciddi şeyde yapmadılar, hata yapmadılar. Çünkü Hazreti Osman döneminde yönetim hatasını kastediyorum. Dolayısıyla da bu 5 kişi hep muhalif parti genel başkanı gibi davrandılar. Sonra Hazreti Ali seçildi. Bu sefer o gruptan kim kaldı? Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha Zübeyir. Bu sefer Talha, Abdurrahman bin Avf'la Sa'd bin Ebi Vakkas biraz kenardadır. Yani özellikle Sa'd kenardadır ama Talha ile Zübeyir düpedüz Hazreti Ali'nin karşısına çıktılar. Yani niye? Ya biz seni baştan beri destekledik ama sen bizi hiç görmedin diyor. Burada tamamen politik hesaplar giriyor. Şimdi hocam sahabe böyle bir şey yapar mı? Burası da size kışkırtıcı gelebilir. Ama ben söyleyeceğim, yine söyleyeceğim tabii. Şimdi Cemel mesela olmayabilir miydi? Olmayabilirdi. Eğer Hazreti Ali biraz politik davransaydı bugün Cemel'den biz bahsetmeyecektik. Niye? Çünkü Talha ve Zübeyir bakıyor ki bu adam seçildi. Bu adam ölene kadar halife olacak. Ali onlardan küçük. Bu şartlarda bunların iktidara gelme şansları bitti. Bir valilik istiyordu. Birisi Kufe'yi, birisi Basra'yı. Hazreti Ali gitti. Şeyleri Ensar'dan atadı. Dolayısıyla da bunlar da bahane ettiler. Dediler ki biz bizi zorla biat ettirdi. O şartlarda biatten başka seçeneğimiz olmadığı için biat ettik. Ve Ali şurası seçildi diye bak şurası seçilmeyi burada hemen fatura olarak karşısına çıkardılar Ali'nin. Yani yine muhalif davrandılar. Ve böylece muhalefet partisi gibi hareket ettiler. Ömer'in en büyük şeyi budur. Yani o dönemki siyasi olaylarına etkisi. İkincisi de artık bu 6 kişi adeta müsellem, yeminli halife seçici adayı gibi algılandı.
Ve bu mevzu aynı zamanda Kureyş tekelli bir idarenin önünü açtı hocam. Nitekim de 6 kişiden ikisi çıktı. Ondan sonra Muaviye bayrağı devraldı ve yine Kureyşli yola öyle devam ettiler. İşte bundan sonra İmam Kureyş'ten olacak rivayetleri devreye sokulacaktır. O ayrı hikayedir. Bu Emeviler döneminde üretilen bir tezdir. Yani güya sanki peygamber İmam Kureyş'ten olur demiş. Baştan aşağı peygambere iftira, böyle bir şey demesi mümkün değil. Şimdi Hazreti Ömer dönemi böyle. Ömer döneminde adalet ilkesi, işte kurumsallaşma ve bu bağlamda kamu malı hassasiyeti son derece keskin bir şekilde işletilmiş. Muazzam bir merkeziyetçi bir idarecidir Hazreti Ömer. Dolayısıyla da Hazreti Ömer'i ayakta tutan aslında askeri gücü yoktur. Ama Hazreti Ömer adalet ilkesiyle fethedilen bölgeleri sorunsuz bir şekilde yönetmiş ve muazzam bir başarı elde etmiş. Muazzam bir başarı hikayesi var burada. Yani diyebilirim ki hele 4 halife dönemi için söylersek Hazreti Osman en sorunsuz bir şekilde iktidara geldi. Sıfır sorunla geldi. Hani bizde de öyleydi ya, sıfır sorunla geldik. Ama sonuçta bütün komşularla kötü olduk misali. Aynı duruma geldi. Bütün sorunlar yığıldı. Bir anda patladı. Şimdi dolayısıyla ben şöyle okuyorum. Hazreti Ömer'le birlikte aslında adalet, ehliyet, liyakat ve eşitlik, bu gibi ilkeler Müslümanları yere düşürdüler. Bir daha bunu kaldırmaya fırsat olmadı. Ha, biraz bu bağlamda Ömer bin Abdülaziz dönemini ayırabiliriz ama orada da başka sorunlar var ama hakikaten ideal bir dönemdir yine. Yani iyi yönleriyle. O yüzden de ben 4 halifeyi, ilk 2 halife, sonraki 2 halife aslında Emevilerin devamıdır. Yani Emeviler aslında Hazreti Osman'la birlikte iktidar oldular. Hatta biraz böyle şaka vari bir ifade kullanayım. Hazreti Ali araya 4 yıllık bir parazit oldu yani böyle. Yoksa yani 644'ten beri Emeviler dolu dizgin gidiyorlar. Hazreti Ali orada bir karşı şey olarak çıktı. Dolayısıyla da sonradan yine Emeviler devam ettiler. Sonuç itibariyle Hazreti Osman dönemine geldiğiniz zaman ne oldu? Bakınız. Şimdi Hazreti Ayşe'den alınız. Abdurrahman bin Avf bile ya ne diyor? Biz seni bunun için mi getirdik iktidara diyor. Yani hep kabileni koruyacaksın diye mi iktidara getirdik diyecek kadar olmuştur. Yani öyle bir noktaya gelmişler ki artık öldürün şu Nasel'i. Nasel dediği bunak. Yani tenzih ederiz Hazreti Osman'ı ama maalesef sahabe Hazreti Osman'ı çok eleştirmeye başladı. Eleştirdi, eleştirildikçe kabilesi sahip çıktı. Kabilesi sahip çıkınca Hazreti Osman onlara yanaştı. Onlara yanaştıkça tamamen onların kıskacına girdi. Çünkü kontrolü kaçırdı. Kontrolü kaçırınca da Hazreti Osman artık tamamen Emevilerin güdümüne girdi. Şimdi Osman dönemini 1. 6 yıl, 2. 6 yıl diye tanımlar. Sanki 1. 6 yılda çok iyi, 2. 6 yılda kötü. Hayır, öyle değil hocam. Baştan beriydi de ilk başta Hazreti Ömer'in kurduğu siyasal düzen bir süre daha devam etti. Sonra iktidarı bütünüyle Emeviler ele geçirince artık kantarın topuzu kaçtı ve sonunda patladı bu. İşte bunu 6. yılda patladı deniliyor. Halbuki öncesinden artık sorunlar SOS vermeye başlamıştı. Hazreti Osman çözüm üretmedi değil, çözüm üretti. Yani uğraştı ama yani ne oldu? Küfe valisinden rahatsızlarsa bir valiyi değiştirdi, yine bir Emevi'yi getirdi. Yani bunu yaptım. Dolayısıyla da sorunları çözecek sadra şifa bir çözüm üretmedi. Hazreti Ömer öyle yapmıyordu. Hazreti Ömer özellikle hac ayları adeta şeydi, bir açık meclisi. Senin İsrafil Balcı'yla problemin mi var? Gel bakalım, yüzleşin bakalım. Senin derdin ne? Senin derdin ne? Haklıysa gözünün yaşına bakmıyor. Haksızsa bu sefer sen yalancı suç isnat ettin diye sen de bu sefer sıkıntı yaşarsın. Böyle bir adalet çizgisi olduğu için Hazreti Ömer dönemi muazzam bir şeydir. Öz eleştiri vardır içeride. Ama Hazreti Osman öyle yapmadı. Hazreti Osman mesela Ömer bu şura, şurayı da iki türlü söyleyeyim. Bir Ömer'in genel yönetim şurası, bir de halifeliği seçtiği şura vardır. Ömer dönemi iki türlü şuradır. Bu genel şura, yani Müslümanlar işlerini istişareyle yaparlar fehvasınca, Hazreti Peygamber'in sünneti olarak Hazreti Ebubekir de Hazreti Ömer de bu şurayı çok güzel işlettiler. Ensar da oradadır. Herkes eteğindeki taşı döker orada. Mesela Hazreti Ömer'in çok muazzamdır.
bu Irak bölgesindeki fetihleri devam ettirelim mi, ettirmeyelim mi probleminde. Ve özellikle de burada çıkan bir mevzu vardır. Onu da anlatayım. Aklıma şimdi geldi. Değinmeyecektim buna. Toprakları taksim meselesi. Büyük fetihler kazanılınca toprakları taksim edelim, etmeyelim. Ömer toprakları taksim etmemekten yana, ama bir grup vardır. Kimdir bunlar? Ammar, Abdurrahman bin Avf ve Bilal. Bu üçlü ve bunların başını çektiği bir grup var. Bunlar toprakları mutlaka taksim edelim diyorlar. Peygamberin Hayber'i örnek veriyorlar. Hayber'de savaşta fethedilen yerleri taksim etti diye. Ömer de diyor ki biz bunları topraklara taksim edersek üzerindeki insanları ne yapacağız? Bunları köleleştiremeyiz. Dolayısıyla da bunları eğer ellerinden topraklar alırsak bunlar düşman iline gider, olmaz. Toprakları taksimden yana değil ama muazzam bir demokratik ortam vardır. Çok muazzamdır. Keşke bunu Müslümanlar işletebilseydiler. Herkes, Ömer günlerce devam ettiriyor. Kim bir görüş sahibi ise gelsin söylesin. Bilal o kadar bunaltacak ki Hazreti Ömer'i, bunu Ebu Yusuf söyle, kaynağını söyleyeyim, ondan aktaracağım ben. Ya Rabbi, ha bu Bilal'in gözünü doyur da beni bu dertten kurtar diyecektir koca Ömer. Düşünebiliyor musunuz? Astığı astık, kestiği kestik olan Ömer. Diğer yandan şunu söyleyecektir. Ey insanlar, evet ben toprakların taksim edilmesini istemiyorum ama eğer siz karşı görüşte bulunuyorsanız lütfen benim bu görüşümden dolayı siz fikrinizi söylememezlik yapmayın. Hocam, bu örnekleri çıkarabilirdik öne. İşte o yüzden diyorum, Ömer'le birlikte istişare, adalet, ehliyet, liyakat çöktü. Ömer ve Ebu Bekir'in en önemli ilkelerinden birisi nedir? Zil kurbayı veya zevil kurbayı bu işe yanaştırmamak. Nedir o? Mesela Hazreti Osman'a da, Hazreti Ali'ye de, zaten o şuradan ya Osman çıkacaktı ya Ali, onu da Ömer de biliyordu. Diyecektir ki sakın ha sakın zil kurbayı bu işe bulaştırmayın. Emr işine bulaştırmayın. Düşünebiliyor musunuz? Ve size iddiayla söylüyorum, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir döneminde bir tane akraba yönetime gelmemiştir hocam. Düşünebiliyor musunuz? Bunları işletebilirdik. O yüzden diyorum Ömer dönemi çok özel bir dönemdir. Yani ehliyete, liyakate muazzam vurgu vardı ve çok da iyi dengeleri de gözetmiştir, onu da söyleyeyim. Ömer, evet Ali kıran baş kesendir ama Ömer dengeleri de iyi gözetmiştir. Mesela hiç düşünebiliyor musunuz? Ebu Sufyan'a karşı son derece mülayim bir Ömer vardır. Yezid öldüğü zaman, adam politik yani, muazzam bir idareci. Yezid ölüyor, yani Yezid dediğim Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid, bu Muaviye'nin oğlu değil. Muaviye'nin abisi Yezid ölüyor. Yezid ölünce hemen Ebu Sufyan'ın yanına gidiyor. Ömer ziyaret ediyor onu. Diyor ki Ebu Sufyan, yerine kimi atadın? Diyor yani senin oğlun varken başkasını mı atacağız? Muaviye'yi görevlendiriyor hemen. Burada dengeleri gözetiyor ve Emevileri böyle elde tutuyor. Yani ne kaçırıyor, ipin ucunu boş bırakıyor, ne de tamamen salıyor. Böyle dengede tutuyor. Ve o yüzden denir ki Muaviye Ömer'in hizmetçisi Yerfa'dan korktuğu kadar, Yerfa'nın Ömer'den korktuğunun iki katı Muaviye Ömer'den korkardı. Niye? Her an iktidar gidebilir. Bu adalet mekanizmasını işletti Ömer. İstişareyi işletti, ehliyeti, liyakatı işletti. Ha, eleştirilebilecek yönlerini de zaten yer yer söyledim ama netice itibarıyla alınabilecek çok güzel örnekler vardı. Ama Hazreti Ömer'den sonra istişare, ehliyet, liyakat çöktü hocam. Hazreti Osman da istişareyi işletti ama böyle işletti hocam. Haklısın ama hak vereni yoktur oldu. İstişare var, Emevilerle birlikte istişare var. Gelelim Hazreti Ali dönemine. Hocam Hazreti Ali döneminde de istişare var. Var ama Hazreti Ali de kendisini destekleyenlerden oluşan bir istişare heyetine sahiptir. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz çok daha farklı. Çok severim ben. Ama tabii ki dediğimiz gibi duygusal okuma yapmadığım için böyle bir o dönemi anlama çabası sergileyen birisi olarak baktığım zaman Hazreti Ali dönemi, Hazreti Ali Efendimiz çok büyük yanlışlar yaptı hocam. Kabul edelim. Dolayısıyla da onun en büyük yanlışı neydi? Şimdi bakınız, Hazreti Osman'ı neyle eleştiriyoruz? Akrabalarını iktidara getirdi. Evet, Hazreti Ali döneminde Ensar ilk kez adam yerine kondu. Bak, bunun da altını çiziyorum bu cümlenin. Ve ilk kez üst düzey görev aldı hocam. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'i dedim ki akrabalarından iktidarlara, Ensar'ı iktidara getirmedi ama onlar da getirmediler. Onun da altını çizeyim yani beri taraftan. Ensar'a karşı bir rezerv vardı. Her an çıban başı gibi çıkabilirler korkusu
böyle bir şeye sevk etmiştir onları. Muhacirler, biz öncelikliyiz kardeşim. Evet, sizin de hakkınız var ama bizim yanımızda. Biz emir olalım, siz vezir olun. Mantık buydu. Ama Hazreti Ali Ensar'a çok güzel paye verdi ama diğer taraftan toplumun geneline yaymadı. Niye yaymadı hocam? Hazreti Ali adaletsiz miydi? Değil. Ama Hazreti Ali benim okumamla duygusal davrandı. Neden duygusal davrandı? Emevilerin yanlışlarını bir türlü kabullenemez. Ali, dedim ya, bir ara bir ifade kullandım. Dik başlıdır. Yani bunu derken şeyi dinlemez, kafasına göre hareket eder demiyorum. Yani Ali bir şeye doğru inandı mı daha onu değiştiremezsin. O bodozlama gider. Öyle siyaseten, ilmi siyaset vesaire buna bakmaz. Hazreti Ali böyle bir idareci modelidir. O Hazreti Osman'ın tepeden tırnağa yanlış yaptığını düşünen birisidir. Birinci kez bu Mısırlılar geldiği zaman Zuhuşep denen yerde duruyorlar, gidiyor, konuşuyor. Bu meseleyi halledeceğiz, canınızı sıkmayın, yormayın ve adamları geri gönderiyor. Ve peşinden Mısırlıların istediği gibi bir yönetici, idareci tayin ediliyor. Fakat Mervan'ın şeyiyle, inisiyatifiyle geldiği zaman oraya bu halifenin, idarecinin kellesini uçurun mektubu üzerine, bildiğiniz için konuyu geçiyorum. Bunlar bu sefer geri dönüyorlar. Hazreti Osman Ali'ye diyor ki artık yardım, ben daha sana yardım etmem diyor hocam. Bizim Sünni gelenekte efendim Hazreti Ali iki tane oğlunu da Hazreti Osman'ın kapısına dikmiş de kendisi de korumuş falan. Yok, öyle bir şey yok hocam. Hiç Hazreti Ali kimse sahip çıkmadı Hazreti Osman'a. Zeyd bin Sabit en çok o şey yapmıştır. Hani feveran etmiştir. Ey insanlar, ya o halife gediyor, koruyun falan. Kimse, bak, Medineliler sahip çıkmıyor. Kimse sahip çıkmıyor. Millet ne diyecektir? Senin karnını o doyurdu. Şimdi sen sahip çık ona. Senin mideni o doyurdu. Zeyd bin Sabit feveran edecektir. Dolayısıyla da Hazreti Ali'nin Hazreti Hasan'ı ve Hüseyin'i Hazreti Osman'ı korumak için gönderdiği iddiası sadece Hazreti Ali'nin bu anlamdaki şeyini tamir etmeye yöneliktir. Hazreti Ali doğrudan Hazreti Osman'ı suçlu buluyor. Suçlu bulduğu için de ve birçok kez de uyardığı için, çünkü en önemli muhalif Ali gözüküyor bu durumda. O yüzden Emeviler daha sonradan hep Ali'yi gizli el diye suçlayacaklardı. Ben zinhar bu görüşe katılmıyorum. Hazreti Ali Efendimiz yanlışı gördüğü zaman bu doğrudan yanlıştır diyor, üzerine gidiyor. Fakat Hazreti Osman gereğini yerine getirmeyince kendi kaderine terk ediliyor ve Hazreti Osman hallediliyor. Halledildikten sonra Hazreti Ali'nin karşısında çok ciddi bir kitle oluşuyor. Nedir bu kitle? Cemel ehli ve Muaviye muhalefeti. Burayla bitireceğim. Aynı zamanda zaten de tam gelmişiz aşağı yukarı şeye. Yani 5 dakikaya özetlerim inşallah. Şimdi Hazreti Ali ile ilgili temel sorunumuz 1. Şimdi Hazreti Ali dedik ki Hazreti Osman'ı koruyordu. Ben de şöyle soru soruyorum. Mesela ilk kaynaklarda hiç Hasan'ın, Hüseyin'in Hazreti Osman'ı koruduklarına dair bir bilgi yok elimizde. 2. Hazreti Ali aslında muhalifleri ayıklayacaktı da yalnız işte bir gücü eline geçirmeyi istiyordu. O yüzden de biraz zamana yaymıştı. Emin olun, adım İsrafil kadar olduğunda bu konuda, yani kararlıyım. Çünkü çok kafa yordum buna. Hazreti Ali'nin öyle bir gündemi yok hocam. Neden biliyor musunuz? Hazreti Osman'ı biz defalarca uyardık. Osman sürekli yanlışta inat etti. Sonunda hak ettiğini buldu. Dolayısıyla da ben katilleri yargılamam diyor. Adamın net, hiç böyle tartışmasız bakışı budur. Bizim Sünni paradigma, Sünni gelenek Hazreti Ali'nin bu okuma biçimini bir türlü kabullenememiştir. O yüzden sorsam, şurada da şöyle bir imtihan yapacak olsam da, Cemel'in sebebi nedir? Hangi taraf haklıdır veya değildir desem, yani tatmin edici bir cevap vereceği illaki çıkar aranızdan. Ben niyet okuması yapmıyorum ama çok zordur. Aslında çok basit. İki tane sebebi vardır. Birisi, bir, katilleri yargılamama meselesi. İkincisi de, bu bana göre epey ıskalanmış bir konudur. İkincisi de istişaresiz iktidara geldi. Yine burada ne geldi karşımıza? Ömer'in şurası. Nitekim de işte Talha, Zübeyir, sen istişaresiz iktidara geldin. Neden? Çünkü
O muhasara döneminde Hazreti Ali öyle bir yöntem izliyor ki sevgili dostlarım, yani adeta benim yerim bellidir'e getiriyor. Nedir bu hocam? Bir, o muhasara sırasında Hazreti Osman evinden çıkamıyor. Hazreti Ali Efendimiz o zaman haydutlara, ki öyle diyorum ben, haydutlara namaz kıldırıyor hocam mescitte. Sizin yeriniz nerede o zaman hocam? Muaviye sen zaten baştan verdin hani şeyi, ne diyelim ona, koz mu diyelim artık, nasıl bir ifade kullanırsak. Dolayısıyla da Hazreti Ali Efendimiz bunu yaptı. Çünkü Hazreti Ali siyaseten hiç düşünmüyor hocam. Doğru olanı yapmaya gayret ediyor ve biraz da duygusal bakıyor. Zaten o duygusallığını Fatıma ile evliliklerinde bile görürsünüz. Çıt kırıldımdır. Çok kolay kırılır Hazreti Ali. Öyle bir yapısı vardır. İkide bir küserler. Peygamberimiz barıştırır onları. Tekrar küserler. Hazreti Ali çok muazzam bir cengaver. Yani gerçekten de her böyle zor işte, yürü ya Ali, sen aslansın, kahramansın. Böyledir. Ama şeye sıra geldiği zaman, mesela Hazreti Ali benim okumamla iyi bir idareci mi? Evet, güzel bir idareci ama hocam duygusaldır. Duygusal olduğu için de realist bakmamıştır bazı mevzulara. Hazreti Osman dönemindeki bu, özellikle Ebu Zer'in sürülmesi, ki çok hüzünlü bir hikayedir. Orada Hazreti Osman'ı çok şiddetli eleştirir. Ammar'ın dövülmesi olayı vardır. Adamı komaya soktular. Ümmü Seleme validemiz kurtardı onu. İbni Mesud eşek sudan gelinceye kadar mescidin içerisinde kötek yedi. Komaya sokuldu. Kaburgaları kırıldı işte. Bunlar toplumda çok ciddi yaralar açtı. O yüzden de Hazreti Osman Ali bekliyordu ki, yani artık bu, sen epey yıprandın. Son sana bir sürü de nasihatte bulunduk. Yine dinlemedin. O zaman ne halin varsa gör misali. Medine halkı da herkes Hazreti Osman'ı baş başa bırakmıştır. En uyanık çıkanlardan birisi Amr bin el-As. Tünelin ucunu görüyor. Doğru, annesinin kabilesi bu Filistin tarafındadır. Oraya kaçıyor. Ve enteresan bir sözü vardır. Diyor ki, ben bir yarayı kaşıdığım zaman o bir daha iyileşmez diyor. Hazreti Osman için diyor bunu. Hazreti Ali'ye de diyorlar ki, yani böyle amiyane tabirle kullanayım, Ali'ciğim bu ihale sana kalacak, sen artık Medine'yi terk et. Hazreti Ali Medine'yi terk ediyor, biraz dışarıda bir köye sığınıyor ama artık iş işten geçmiştir. Dolayısıyla da Ali'nin safı bellidir. Sonuç itibariyle haydutlar Hazreti Osman sahipsiz çıkınca, öldürünce bütün ihale Hazreti Osman Ali'ye kalıyor. Ve bu sefer zaten haydutların isteği üzerine de iktidara geliyor. Onun için bir sahabe, Ensar'dan birisi vardır, şimdi ismi aklımda değil, diyor ki Hazreti Ali çok erken davrandı diyor. Aslında zaten bekleseydi diyor, ondan başka kimse halife olmayacaktı. Ama darbecilerin isteği üzerine halife seçildiği için bu sefer Emevileri haklı konuma getirdi. Ve bunun üzerinden de Hazreti Ali'yi eleştirmeye başladılar. O yüzden de Talha ve Zübeyir'in de bu süreçte beklentisi, artık bundan sonra bir daha halifelik gelmez. Hani Hazreti Ali ila nihaya. O zaman onlar da haklı olarak bunu bir insani şey olarak bakın. Hocam sahabe bunu yapar mı demeyin. Ben size neler anlatırım bu konuda. Düşünün, Cemel Ashabı yola çıktı. İmam kim olacak diye. Bu bile ciddi ciddi sorun olmuştur. Bir takım kopuşlar oldu. Sonunda Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Zübeyir imamlık yapsın diyor. Bu meseleyi böyle çözüyorlar. Çünkü amaca ulaşırsa idareci olacak. Ayşe olmayacak, yani olmayacağına göre. Dolayısıyla beklentileri doğrudur. O da gerçekleşmeyince bunlar Hazreti Ayşe'nin safına geçiyorlar. Hazreti Ayşe nerede duruyor? Ki Hazreti Osman'a kırgın olduğu halde Medine'yi terk etmiştir. Öldürün şu Naseli diyecek kadar ileri gitmiştir. Fakat Hazreti Ayşe, evet Osman haksızdı ama bu onun öldürülmesini haklı göstermez. Talha ve Zübeyir de böyle bakıyor. Hazreti Ali de diyor ki hayır, ben böyle bakmıyorum. Hazreti Osman ne doğradıysa tabağına, o geldi kaşığına diyor. Böyle baktığı için bu asiler de Ali'nin safında yer aldıkları için Ali bunları yargılama gereği duymadı. Cemel de hayır, bunlar yargılansın, sonuç çıksın. Biz diyoruz ki burada Ali'yi kurtarmak için, efendim Hazreti Ali aslında yargılayacaktı ama güç bulamadı. Cemel'le savaşmaya güç buluyorsun. Bu soruyu soramıyoruz mesela. Akıl tutulması yaşıyoruz burada. Veya bu katillerden 3 isim vardır. Bir tanesi Muhammed bin Ebi Bekir. Hazreti Osman'ı katledenlerden birisi o, yani sakalına yapışan, ki hepimiz biliriz bu hikayeyi. O ordusunda, ki üvey evladı konumunda,
Niçin onu uzaklaştırmıyor? Çünkü haklı buluyor. Yani katiller haklıdırlar diyor. Ben bunları yargılamam. Onun için de bu Ali efendim yargılayacaktı da fırsat bulamadığı hikayesini ben sadece Ali'yi kurtarmaya yönelik bir şey görüyorum. Diğer yandan ikinci bir Cemel'in çıkışının sebebi de Hazreti Ali'yi darbecileri iktidara getirdiği için bu sefer diyorlar ki sen istişaresiz iktidara geldin. Olsun, gelin toplanalım ondan sonra seçim olsun. O yüzden şimdi ismini unuttum. Ensarlı birisi diyor ki yani Ali eğer sabretseydi zaten olacaktı diyor. İstişareyle olacaktı ve bu sefer böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmayacaktı. Sonuç itibariyle sevgili dostlarım Cemel'i doğuran temel sebep budur. Şimdi Cemel'de kim haklı kim haksız karar verin. Ha sonra şunu söyleyeyim. Cemel asabının kendi yorumum çıkışı doğru ama yöntemleri bir kişinin kanı için ortaya çıktılar. Yani binler on binler diyorlar. On binler bir kere çok abartı ama yani bir kişiye bir kişi olsa bile yine haksızdır ama yüzlerce insanın kanına girdiler hocam. Ne oldu? Yani haklı bir davayla yola çıktık ama haksız konuma düştük. Netice itibariyle böyle. Dolayısıyla da Muaviye de burayı kaşıyarak Hazreti Ali'yi gizli el olarak sunacak ve böylece ihale Hazreti Ali'ye kalacak. Ve burada namaz kıldırması da son derece etkili. Son bir tespitimi de söyleyeyim. Sorulara bırakacağım. Bütün bu tablodan sonra biz şimdi benim bu okuma tarzımı belki çok acımasız buldunuz. Bilmiyorum yani ne düşünüyorsunuz. Ama şimdi böyle okuduğunuz zaman bir takım gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Ya ama bunlarla yüzleşmek biraz zor oluyor. Bu sefer zevahiri kurtarmaya çalışmak için başka bir şeye sığınıyorsunuz. Bunun da adı ne oluyor? Fitne oluyor. Efendim, aslında Hazreti Osman döneminde bir şey yok. Ya fitne var. Bu fitneciler var ya. Bunlar yaptılar. Diyoruz ve bunun adına da klasik kaynaklarda el fitnetül kübra diyoruz. Büyük fitne. Fitnenin başı kim hocam? Abdullah bin neydi? Sebe. Kim bu adam hocam? Bu adam gidiyor Mısır'ı örgütlüyor. Enteresandır Şam'ı pas geçiyor ama geliyor Küfe'yi örgütlüyor. Oradan atlıyor Basra'yı örgütlüyor ve Hazreti Osman'ı kuşatıyorlar. Yahu bu Müslüman kafa şu soruyu soramıyor. Ya bugün biz bir çıkalım şöyle bir burada bir propagandaya başlayalım. Acaba kaç yıla bir taban tutturabiliriz? Ne kadar zaman alır? Niçin Şam'da değil de Kufe'de ve Basra'da ve Mısır'da? Peki bu İbn-i Sebe denen adam kim? Bunun şeyi kabilesi, yeri, yurdu nerede? İbn-i Sebe Hazreti Osman'a muhalefetle birlikte ortaya çıkıyor. İşin garibi sevgili dostlarım, belki biliyorsunuz ama bilmeyenler için söyleyeyim. Cemel Savaşı bitiyor, bizim İbn-i Sebe'nin rolü bitiyor. Rolü bitince İbn-i Sebe diye bir varlığa hiç daha rastlamıyoruz. Nerede öldü, ne zaman öldü, nasıl öldü, kabilesi kim, nedir be? Hayali bir varlık. Hayali bir, sanal bir İbn-i Sebe. Bütün faturayı ona kesiyorsunuz ve böylece Hazreti Osman dönemini aklıyorsunuz. Sahabe döneminde aslında bir şey olmadı, bu fitnecilerden kaynaklandı işte. Deyip de böylece meseleyi tamir ediyoruz. Neden kesiyorum şimdi? Neden Sıffin'de yoktur? Abicim Sıffin'in artık müsebbibi var. Zalim, affedersiniz söz meclisten dışarı dal kavuk, işte siyasi entrikacı Muaviye var ya, günah keçisi Emeviler var ya, bütün affedersiniz sorunu, pisliği yığın onun sırtına, kalede boş. Artık daha fitneye gerek yok. Ama Hazreti Osman dönemindeki sorunu halledemeyince bunu fitneye irce ederek meseleyi çözeceksiniz, bu kadar. Dolayısıyla dört halife dönemiyle ilgili ana çerçevenin en azından bir kısmını sunmaya çalıştım ama şunu söyleyeyim ki tabii bu kadarla sınırlı değil. Ben daha çok size söz bırakayım diye bir saatlik Caner Hocam da söylemişti sunum. Ve şunu tekrar söyleyeyim. Tabii bunlar benim okumalarım, size göre ters gelebilir. Zaten bu konuda yargılayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Yalnız dediğimiz gibi duygusal bakmadığım için böyle okuyorum. Onu da özellikle belirteyim. Yani bir yanlış anlaşılmaya da meydan vermek istemem. Yani belki Hazreti Ali ile ilgili çıkışım çok eleştiriliyor bu anlamda. Ama yani Hazreti Ali gerçekten de evet çok naif, çok hoş bir insan. Muazzam, çok dürüst bir adam yani bir kere.
Mesela onun o bir örnekle bari bitirmiş olayım. Akil vardı. Abisi Akil çok enteresan bir adamdır. Bu çok böyle hazır cevap birisidir. Ama duygusal meseleyi de seven bir tiptir. Akil peygamberimize de en çok düşmanlık edenlerden birisidir. Onu da söyleyeyim. Bu tabi Hazreti Ali'nin yanında Hazreti Osman döneminden beri bir tecrübe var. Nedir? Balsağın parmağını yalar derler Anadolu tabiriyle. Yahu sen hazinenin başındasın, bizi hiç görmüyorsun diyor ya. Yani biraz da sen Osman Ebi akrabalarını görüyordu. Sen de bizi gör. Hazreti Ali Efendimiz'in bir çıkışı vardır. Diyor ki ben şimdi sana Müslümanların malından verip de kendim için cehenneme gidecek yolu mu açayım, kapıyı mı açayım? Böyle bir şey olmaz. Ama o Osman veriyordu. O veriyorsa ben vermem diyor. Mal istiyorsa Muaviye'nin yanına diyor. Ve bizim Akil de soluğu Şam'da alıyor ve Sıffin'de kardeşinin karşısında hocam. Sahabe-i Kiram Efendimiz hocam. Yaparlar mı? Hikaye bu. Evet, teşekkür ediyorum. Hocam, dinlediğiniz için. Değerli fikirlerinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Hocam mikrofonu kullanıyoruz. Şimdi soru cevap kısmına geçmeden önce çok kısa bir duyurum olacak. Öncelikle sorularımızı sadece 4 halife dönemine kısıtlı olarak soracağız. İkinci olarak sorularımızı çok uzun tutmadan, yani kelimelerimizi seçerek herkese söz hakkı gelecek şekilde sormaya özen göstereceğiz. Hocam? Evet, Yunus hocam, sen sözü ver işte, el kaldırırsa kim soru soracaksa sen ver. Ve herkesten tek soru alacağız. Yasin hocam buyurun, sizle başlayalım. Ben şunu merak ediyorum hocam, siz esleme fiilinin aslında Müslüman olmak değil de boyun bükmek olduğunu söylediniz. Peki bugün önümüze hadis metinlerinde mübarek sahabe olarak gelen kişilerin arasında aslında bu esleme fiilinin, yani boyun bükenler Müslüman olmamış, belki de münafık. Hı hı. Karşımıza geçmiş olabilir mi? Mesela demin ben bunun böyle olduğunu tabii ki bilemem içerisinde ama mesela Amr bin As'tan bahsettiniz. Benim kaşıdığım yerde vidayetle olmaz demiş mesela. Hı hı hı. Yani şu olamaz mı? İktidar değişti. Biz orada da nemalanıyorduk. Burada da nemalanalım diye. Bunu diyenleri zaten Kur'an-ı Kerim Medine'de münafık olarak tanımlıyor. Münafığı biz zannediyoruz ki Müslümanların dışında grup. Hayır, bunlar Müslümanların dışında grup değil. Bunlar samimiyetsiz Müslümanlar hocam. Bunun ifadesi odur benim tanımlamamla. Yani samimiyetsiz Müslümanlar ve bunları Kur'an şeyde ayıklıyor sevgili Yasin'ciğim. Tevbe suresinde ayıklıyor. Tevbe, Tebuk seferi öyle bir seferdir ki aslında bana sorarsanız Tevbe suresi bütün 23 yıllık risaletin özetidir hocam. Ve burada Hazreti Peygamber öyle dönemde bir sefere çıkıyor ki bunların bir kısmını eliyor. Yani burada çıkıyorlar ortaya ama bu şekilde çok kolay rol değiştirenler vardır hocam. Dolayısıyla da evet o esleme fiili çerçevesinde davrananlara baktığımız zaman az önce söylediğiniz örnek. Mesela Muhire'yi de bu gruba sokabilirim. Muaviye'yi bu gruba sokabilirim. Yani maalesef böyle. Yani o hepsi sahabe-i kiram efendilerimiz dediğimiz zaman zannediyoruz ki her birisi atıyorum işte yıldız ve la yüsel. Ve enteresandır sevgili dostlarım bu sünni kafa öyle, ben de sünniyim onu da söyleyeyim. Sünni derken sünni geleneğin çocuğuyum yani öyle söyleyeyim. Bu sünni kafa öyle bir şey ki bakınız Kur'an Hazreti Peygamber'in bile hata yaptığını, yapabileceğini söylüyor ve afallahu anke diyor. Yani Allah cezanı vermesin. Anlamı budur bunun. Yani yine mi? Yani işte Enfal 67-68'lerde görün. Yani bal gibi hata yaptığını söylüyor vesaire vesaire. Ama bizim sünni geleneğe göre sahabe-i kiram, efendilerimiz mümkün de hata yapmazlar. Böyle bir tablo yok sevgili Yasin hocam. Dolayısıyla da bu bağlamda yani o Kur'an'ın da siz aslında iman etmediniz, teslim oldunuz. Aslında bu bağlamda teslimiyet yani örneklerini çokça görebiliriz. Maalesef böyle. Acı ama gerçek bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani şuna da bir ekleme yapayım. O nedenle de ben sahabe derken şunun altını çizmek istiyorum ve genelde onu söylüyorum. Sahabe sevgili dostlarım belki şu tanımlamayla biraz açabiliriz. Hazreti Peygamber'in dava arkadaşları, Hazreti Peygamber'in öğretisini sürdürmeye çalışanlar. Ama bu arada hocam birçok çürük tabanca var yani onu söylerseniz. Ya bir kısmı mesela şeyde Uhud'da kaçtı gitti. Bunlar da sahabeydi sevgili Yasin. Huneyn'de bıraktılar Hazreti Peygamber'i deli düzde hocam. Bunlar da sahabeydiler. Ne bileyim Huneyn'de ganimet meselesinde üşüştüler başına.
Bunların çoğu samimiyetsizdi. İşte Uyeyne bin Hısın vardı. Diyor ki ya bu Taifliler diyor zeki insanlar. Ondan bir tane bir belki cariye benim hesabıma geçer de bir çocuk sahibi olurum diye ben bunun için katıldım diyor savaşa. Ya Huneyn de babası Uhud'da öldürülen adam Hazreti Peygamber'i öldürmeye kalkıyor ve kadınlar kurtarıyorlar. Ya sahabe kaçtı ya. Ya ben konuşturmayın şimdi ya. Kadınlar kurtardı ya. Ümmü Ömer olmasa Hazreti Peygamber gidiyordu güme. Söyleyeyim size. Açın bakın Vakidi'yi okuyun. Net yazmazlar isimleri. Biraz dikkatli okuyun. Hazreti Peygamber orada yani Uhud'dan daha kötü ölümün eşiğinden döndü ve Ümmü Ömer'e diyor ki vallahi diyor ya Resulallah ha bu Badire'yi atlatalım ben bu kaçanları öldüreceğim diyor. Yapma diyor bunu. Ve Resulullah adamın Resulullah'ın üzerine yürüdü babamı öldürmüş diye Ebu Talha'nın oğlu. O Uhud'daki şey bayraktarın çocuğu. Bunlar da var hocam. O yüzden yani toz pembe bir sahabe. Böyle bir tablo yok hocam. Buyurun. Hocam benim sorum Hazreti Muhammed artı 4 halifenin hepsini kapsayan bir soru. Kur'an hocam ne zaman toplandı ya? Hani toplandı, çoğaltıldı mı? Yoksa benim Kur'an'dan şimdi, çıkarımım hepsinin Hazreti Muhammed'e indirildiği yönünde. Şimdi şöyle, ben de orada tabii bu konu çok uzun bir şey. Ben Hazreti Peygamber döneminde Kur'an'ın yazıldığını düşünüyorum. Şahsi kanaatimi söylüyorum. Kur'an'ın yazıldığını düşünüyorum ama bütünüyle Kur'an'ın yazıldığına dair rivayetleri de size sunabilirim. Ama bunun yanında Hazreti Ebubekir Ömer'in girişimiyle Ebubekir'in yazdırdığına yani toplattığına dair de rivayetleri bir araya getirebiliriz. Oradan da farklı bir hikaye çıkarabiliriz ama benim gördüğüm ve kanaatim kafamda oturan şey Hazreti Peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim Mekke'de değil Medine'de yazıldı. Bu bir. İkincisi bunun gerekçesini de anlatabilirim girmeyeceğim ona. Hazreti Ebubekir ile Ömer'in yaptığı aslında peygamber döneminde yazılan sizin elinizde 3-5 sure benim elimde 3-5 sure kimisi aynı kimisi farklı. Farklı farklı bir sınıfın ders notlarını düşünün onlar toplandılar bir kitaba dönüştürüldü. Ama yani ben fiili olarak, yazılı olarak Hazreti Peygamber döneminde yazıldığı kanaatindeyim. Ebu Bekir döneminde yapılan bu standart bir metne, Musaf dediğimiz zaten o kapak arasına alınması. Bu da birçok tarihi rivayeti yan yana getirdiğiniz zaman Hazreti Ebu Bekir, Ömer'in girişimiyle Hazreti Ebu Bekir'in topladığı. Burada enteresan bir yanlış vardır. İzninizle ona bir küçük vurgu yapacağım. Efendim Hazreti Ebu Bekir döneminde bir Yemame'de savaş olmuş. Efendim 70 tane de hafız ölmüş. Eyvah Kur'an gidecek diye bunlar toplamaya karar vermiş de. Külliyen yanlış bir hikaye. Külliyen yalan bir hikaye. Hiç böyle bir şey yok. Çünkü Hazreti Peygamber döneminde standart bir metin yoktur. Şimdi düşünün elinizde standart bir kitabı ezberleyebilirsiniz. Ama dağınık metinler, evet bir kitap oluşturuyor ama bir ezberleyin bakalım dağınık metinlerden. O yüzden bir ara dedim ki bugün resmi Musaf üzerinden Hazreti Peygamber'i sınava tabi tutsanız bile sorun yaşar. Yani hafız değil miydi? Buradan hemen dediler vay peygamberi bile bak ne biçim gösteriyor falan. Aslında bir şey kastediyorum. Yani peygamber döneminde kitaplaşmadığına dair haberler çok fazla. Hazreti Ömer niçin bu Kur'an'ı toplatmak konusunda ısrarcı davranıyor? Huzeyfe'nin kölesi vardır. Huzeyfe'nin kölesi bu savaşta öldürülüyor. Hazreti Peygamber'in bir sözü vardır. Bu belli ki doğru. Diyor ki Kur'an'ı şu üç kişiden alın. Huzeyfe'nin kölesi Salim'den ondan sonra Ubey bin Kâb'dan Abdullah bin Mesud'u söyleyeceğim de bu İbni Hazm'dan. Bunlardan alın diyor. Şimdi bunlardan bir tanesi Yemame'de öldürülünce yahu Hazreti Peygamber'in referans gösterdiği adam öldürüldü, diğerleri de öldürülürse bu iş ortada kalır diye bunun üzerine bir şey vardır, hassasiyeti vardır. Çıkışı yani hafızlık değil. Daha hafızlık geleneği yok ortada. Çünkü henüz kitaplaşmamış. Mesele bu hocam. Ben böyle yorumluyorum. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Konuşmanızda Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasındaki ilişkiden biraz bahsettiniz ama ben genel olarak dört halifenin kendi arasındaki etkileşimleri merak ediyorum. Bir örnek üzerinden anlatmaya çalışayım. Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm de tamam istediğini söylüyor ve hani orada bir gerilim olduğu genellikle anlatılır. İşte bu iktidar seçimlerinde vesaire birbirlerine bu açıdan hani öfkeyle bakmışlar mıdır? Hani diye sormak istiyorum.
Evlilik üzerinden bir öfke mi diyor? Yani o örnek ama hani genel olarak hani etkileşimci bir örnek. Ya şöyle, ona şöyle cevap verebilirim değerli kardeşim. Şimdi sahabe birbirleriyle Hazreti Ebubekir, Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali üzerinden konuşalım, yani dört tane halife. Bunlar her biri bizim gibi insan. Bireysel bir takım birbirlerine karşı eleştirileri oluyor. Mesela demin neyi örnek verdim? Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'ye karşı onun dik başlılığından rahatsız olduğunu okuyabiliyoruz. Aynı şekilde mesela Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'ı eleştirdiğini görüyoruz. Bu bağlamda birbirlerini eleştiriyorlar ama bunların iktidara yansıdığını gösterecek veya bu anlamda bireysel bir çıkış yapacak şeylerin olduğunu düşünmüyorum. Mesela Hazreti Ömer Ali'ye böyle bakıyor ama kızıyla evlenmek için de bayağı da ısrarcı oluyor. Ve Hazreti Ali de bunu bildiği halde Hazreti Ömer'e yok demiyor. Yani kendisine karşı durumunu bildiği halde. Veya şöyle soru da sormuyor. Burası da önemli. Ya sen benim kızımı aldın ya, Abdurrahman bin Avf'a niye iki oy diyorsun da bana demiyorsun demiyor yani. Bu bağlamda Hazreti şeyle sahabeler bana sorarsanız biraz acımasız ve daha demokrat durmuşlar. Yani demin Ebu Musa ile Şer'i örneğini verdim. Şimdi biz bir seçim yapacak olsak hakem olayında ve Hazreti Ali ile Muaviye yan yana durduğu zaman ya Hazreti Ali'yi silelim atalım diyebilir miyiz? Yok hocam, yani sahabe deyince akan sular durur. Hele hele de peygamberin evladı konumunda. Ama Ebu Musa ile Şer'i bir çırpıda silip atabiliyor hocam. Yani burada sen yanlışsın, tamam senin görevin bitti diyor. Bu duygusal bakmıyorlar. Böyle enteresan. Yani mesela Hazreti Peygamber'in öğretisine sahip çıkma noktasında canını veren sahabe yeri geldiği zaman birbirini eleştirebiliyor. Ama bu eleştiri böyle çok ciddi de bir kine dönüşen tarafı da yok. Akrabalık ilişkileri de var. Böyle yürüyor. Buyurun. Sağ olun. Mervan'a doğru mu soracağım? Nasıl soracağım? Sıfır Savaşı'nda Müslümanlardan, yani Hazreti Ali grubundan sayıca daha üstün Muaviye. Evet. Muaviye bu gücü nereden alıyordu orada? Çok güzel. Birincisi neydi? Mervan. Mervan tabii Hazreti Osman'ın eleştirildiği en temel noktalardan birisi Mervan meselesidir. Çünkü Mervan'ın babasını Hazreti Peygamber affetmemişti. Ama Hazreti Osman sonradan o affedilmeyen adamın oğlunu getirdi ve Müslümanların en önemli idarecisi yaptı. Yetmedi, fedekin gelirlerini de ona bağladı. Bunun da usulü şudur: önce borç veririm, sonra ödeyemedi dersin, ödeyemiyorum dersin, borcun üzerine yatarsın, ben de hibe ederim size. Böyle yürüyordu yani şeyi. O yüzden fedek gelirleri bu şekilde Mervan'a akıtıldı. Dolayısıyla da Mervan çok ciddi rol oynadı. Mesela Hazreti Osman muhasara altına alındığı zaman mesela Mısırlıları eleştiriyor. Ey diyor, böyle yüzleri siyah adamlar diyor. Yani eleştiriyor onları. Ne diyor, kalkmış aç dikilmişsiniz, bizim mülkümüzü elimize geçirmek istiyorsunuz. Bizim sayemizde karnınız doyuyor. Çekin gidin. Dercesini aşağı alıyor. Mesela böyle bir tabloyu Hazreti Ömer döneminde asla göremezsiniz. İşte bu çıban başı oldu. Evet, doğrudur. Mervan, ne bileyim işte sonradan Abdullah bin Sad bin Ebi Serhi Mısır'a tayin etmesi ve onun orada yaptıkları, ki mesela Hazreti Peygamber döneminde esir alma geleneği kaldırılmıştır bakınız. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer döneminde bu kadar savaş oldu. Bana bir tane esir gösteremezsiniz. İşte birkaç mukatebe usulü esirlik vardır, anlaşma vardır. Bunun ötesinde bir şey göremezsiniz. Hazreti Ömer hazineden para verip üstelik de köleleri özgürleştirmiştir ki Tevbe 60'taki ayet gereği. Ama Hazreti Ali döneminde, Osman döneminde Abdullah bin Sa'd bin Ebise bir sürü nube dediğimiz bugünkü Sudan tarafından yıllık şu kadar esir vereceksiniz, hem de 15 ile 17 arasında kız ve erkek çocukları olacak diye adam dayatmıştır yani. Bunlar tepki topladı. Kufe'ye yakınını atadı. Velid bin Ukbe'yi atadı. Adam akşam içkiyi fazla kaçırdı. Sabahtan namazda güya imamlık yapıyor. Akşamki meşk alemindeki şiirleri Kur'an ayeti diye okuyor herif. Şimdi yani millet çıldırdı tabii bunları görünce. Onu görevden aldı, yerine getirdi. Said bin el As, o da tuttu. Dedi ki Küfe bizim arka bahçemizdir.
Adam diyor ki ya benim kılıcından, benim soyumun kanı damlıyor, sen buraya arka bahçe, burası bizimdir diyor Güney kökenliler. Bu tarz Mervan gibi, bu tarz gibi insanlar çok fazlasıyla Kureyşilik üzerinden otorite kurmaya çalışınca bu tepkinin en önemli sebebiydi. İkincisi Muaviye o dönemde Şam valisiyken bu kadar büyük işte çok güzel sevgili dostlarım. Şimdi biz zannediyoruz ki, tabii dedim ya yine bu gizli Şiilik, yani bunu kötü anlamda demiyorum. Yani bir kere latife olsun diye söylediğimi belirteyim, yanlış anlaşılmasın. Biz Alici gözle baktığımız için Hazreti Ali'mizin şeyini göremeyiz. Bu anlamdaki zaafını demin yaptığımız okuma gibi göremeyiz. Ama şunu görüyoruz. Hazreti Ali'nin peşine bakınız, sahabe gidiyor ama gitmeyen birçok insan da var. Yani sahabelerin bir kısmı Cemel'de, Hazreti Ayşe ve Talha Zübeyir üçlüsünün hani gerekçelerini haklı buluyor, onların peşine gidiyor. Bunlar da sahabe. Beri taraftan Muaviye'nin peşine giden var. Ha bunların içerisinde demin Yasin Bey'in sorusu gibi şey olanlar var. Hani konjonktür gereği orada olmasa ben o tarafa geçerim diyenler var ama birçok da samimi insanlar da var. Çünkü onlar da Hazreti Osman'ın haksız yere öldürüldüğünü düşünüyorlar. Muaviye'nin gücü nereden geliyor? Evet. Öteden beri Şam'da çok ciddi bir birikimi vardı. Doğrudur. Elhak doğrudur. Ama diğer yandan da Muaviye özellikle de şeyden sonra çok palazlanıyor. Bu hakem olayında ilk mesele nedir? Hazreti Osman mazlumen mi öldürüldü yoksa hak ederek mi öldürüldü? Diyorlar ki mazlumen öldürüldü. Hakemden çıkan sonuç. Mazlumen öldürülünce bu sefer Hazreti Ali otomatikmen suçlu konuma düştü. Niye? Mazlumen öldürülen adamın katillerini sen yargılamadın. Bu sefer Muaviye her seferinde kanlı gömleği çıkarıyordu. Bak bizim dediğimiz oldu. Gördünüz mü diye. Muaviye o yüzden Hazreti Ali'den daha güçlü. Ve size şunu da söyleyeyim. Muaviye'nin gerekçeleri çok daha haklı. Biz de ben mesela duygusal olarak bugün şöyle bir seçimle karşı karşıya kalsam. Evet gönlüm Ali'den yana ama Hazreti Muaviye'nin Hazreti demem ona. Muaviye'nin gerekçelerinin haklı olduğunu söylerim. Sebebi bu. Anladın? Değerli hocam, bu konu üzerine bir şey öğrenmek istiyorum. Daha spesifik bir konu bu. Şimdi Halife Osman dönemindeki yaşananlar dolayısıyla Ensar'ın tepkisel olması tamam. Dolayısıyla öldürüldükten sonra da Halife Osman'ın Müslüman mezarlığına konulmaması olayıyla ilgili ne diyeceksiniz? Şöyle bir duyum okumuştum birkaç yerden. Yahudi mezarlığına konuldu, sonra mecburen sonra taşındı gibi bir şey var. Bu tepkinin bir sonucu mudur yoksa böyle mi? Aynen öyle, tepkinin bir sonucu. Orada Medine halkından ziyade sevgili hocam, meslektaşım, Medine halkının hani sahip çıkmamasından daha ziyade haydutlar onu Müslümanların mezarlığına koymuyorlar. Çünkü bu peygamberin sünnetini terk etti diyorlar. Hazreti Ayşe annemiz bile ne diyor? Peygamberin aha diyor gömleği ortada daha kokusu duruyor ama sünneti terk edildi diyor. Bu eleştiriler çok etkili oldu. O nedenle de Hazreti Osman'ın o Baki mezarlığına defnedilmemesinin müsebbibi Ensar'dan ziyade şeydir, haydutlarda, çünkü cesede zaten müsaade etmiyorlar. 3 gün duruyor. En sonu da Ümmü Seleme diyor ki yırtacağım, örtümü çıkaracağım, bu Resulullah'ın örtüsünü çıkaracağım. Artık kimse engel olamaz deyip de o inisiyatif alıyor. Ve bunun üzerine gece apar topar götürüyorlar ve tabutu bile taşlıyorlar insanlar. O nedenle de bu sefer şeye müsaade etmiyorlar. Baki mezarlığına, Yahudi mezarlığına defnediliyor. Baki'nin bitişi. Bu sefer Emeviler de tabii bu ne diyelim ona kamburu veya bu problemi çözmek için Baki mezarlığı, Yahudi mezarlığına da Baki'yi dahil ediyorlar ve böylece problemi çözüyorlar. Mezar taşınmadı. Sadece Yahudilerin olduğu yerde gömüldüğü için mezarlığı büyüttüler ve meseleyi böyle çözdüler. Dolayısıyla da Medine halkı zaten baştan sahip çıkmamıştı. Demin ki o genç arkadaşın sorusuyla da ilintili. Yani sahabe burada bu Hazreti Osman ya öldürüldü falan ya buna sahip çıkalım. Hiç öyle bakmıyor hocam yani.
Bu konuda duygusal değiller ya. Enteresan. Bu Arapların böyle bir özelliği mi diyeyim? Yani o kültürün çocuklarının duruşu mu diyeyim? Nasıl derseniz deyiniz. Ya evet, Hazreti Osman iyisin, hoşsun ama yani yaptıysan kusura bakma demiş. Yani tamamen nötr kalmışlar ve çok kırgınlar. Yani hele hele Ensar çok kırgın bu konuda. Ensar da dikkat edin, zaten ilk başta bir şeyde yöneticilik için bir hamlede bulunuyor. Fakat bakıyor ki muhacirlerin elinden bu bir daha alınmaz. Zaten daha da geri adım atıyorlar. Ondan sonra yani Ensar hep ikinci planda kalıyor. Bu bir realite. Ve tamamen içe kapanıyor. İşte Hazreti Ali Ensar'dan destek almak için sahip çıkıyor ama bu Kureyşilik tezini üzerinden ve peygamberin işte de Kureyşli olması hasebiyle Hazreti Ali'dense Muaviye bu tezi daha çok kullanıyor ve buradan yürüyerek daha geniş kitleyi konsolide edebiliyor. Özellikle de bu Şura'da Osman mazlumen öldürüldü kararı üzerine şartlar eşitleniyor. Ve artık Muaviye ondan sonra Ali ile aynı şartlarda yürüyor. Ve Ali'nin kırılma noktası da Hazreti Ali'nin bu karardır. Bilmiyorum, izah edebildim mi? Çok teşekkür ederim hocam. Son 3 soruyu alacağım. Hocam, Türkiye'nin Kılıç gücüne Müslüman yapıldığı Araplar tarafından iddiası sizce doğru mu? Yok, öyle bir iddia yok. Hatta bununla ilgili bir video çekmiştim, daha yüklemedim. Yükleyeceğim onu da. Ya Türkler zorla Müslüman olmaz, hiçbir millet olmaz. Yani bu sadece Türkler değil, hiçbir millet olmaz. Zorla Müslümanlık iddiası niçin söyleniyor? Konu dışı ama yani Caner Hocam, ama buna cevap verdim yine. En büyük kanlı savaşlar Kuteybe ile yapıldı. Kuteybe ise 715'te öldürüldü. Ondan sonra Yezid bin Müheleb, bu ikinci Yezid'in şeyidir, komutanıdır. Onun zamanında çok kanlı savaşlar yapıldı. Türklerin Müslümanlığına bakarsanız kitlesel Müslümanlık 900'lü yılların başından itibaren. Oysa 715'ten bahsediyoruz. O Talas Savaşı'nda Müslüman oldular hikayesi, geçin onu. Dolayısıyla da Türkler ne gönülden Müslüman oldular birilerinin dediği gibi. Tek tanrı, gök tanrı inancı veya da kılıç zoruyla. İkisi de kesinlikle yanlış. Türkler Araplar bölgeden çekildikten sonra Müslüman oldular. Burada temel şey Yesevilik'te arayın Türklerin Müslümanlığını. Artı Karahanlıların Müslüman olmasından sonra anlayın. Bu da 900'lü yıllardan sonra başlayan süreçti. Bu kadar söyleyeyim. Abbasilerle şöyle, yani Emevilerden baskı görmüştü Acemler, hepsi yani Arap olmayan hepsi, zaten Müslümanlaşma olmadı. Abbasiler Acemlerle yani Mevali nüfusla ortak hareket ettiler, iktidara geldikten sonra canını okudular, onlara da karşı mesafeli durdular. İşte Çinlilerden korktuklar veya Çinliler nedeniyle Mevali'ye sıcak durduğu için Talas'la bir araya geldiler ama Türklerin Müslümanlığı 900, Abbasiler 750'de kuruldular. Talas 750 hocam. Dolayısıyla da Türkler Abbasilerle birlikte sanki İslamlaştılar gibi algılanıyor. Yani oysa arada 100-150 yıllık bir zaman dilimi var. Yani Müslümanlık, Abbasi sarayına gelen birkaç kişi, yani kitle, bireysel anlamda Müslüman olanlar var. Bunlar var ama Türklerin Müslümanlaşmasında bir davetçiler, iki tüccarlar, daha önemlisi, bunlar bireysel anlamdaki İslamlaşma, daha önemlisi Yesevilik. Bugün Uygurların bulunduğu, Çin'de bulunan Uygurlar 10. asırda Müslüman oldular. Fetih yapılmadı, bir şey yapılmadı. Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretisiyle oldu hocam bunlar. Bu kadar. Karahanlılar da 940'larda Müslüman oldu, dikkat ederseniz. Orada da Musa Baytaş'ın Müslüman olması. Ama Müslümanlığının arkasında da üstelik de Arap İslamı yoktur. Tepeden tırnağa İran yorumu İslam'dır ki bunu da başlatan Samanilerdir, onu da belirteyim. O yüzden bizim İslam'ımız Şii soslu İslam'dır hocam. Söylememin nedeni de oydu. Bu itibarla da bizim İslam yorumumuzda Şiilik, yani şöyle söyleyeyim, eski Hint mistisizmi, eski İran dinlerinin karışımı, Mevali'ye düşmanca davranılması üzerine eski dini gelenekler biraz daha hortlayacaktır. Bunun üzerine Hazreti Ali soslu İslam, bu İslam yorumu Şiilerin, yani İran'daki İslam yorumuydu Samanilerin, bunu Türkler aldılar ve buna eski Şaman kültüründen getirdikleri inancı da eklediler. Nur topu gibi Anadolu'ya gelen İslam budur hocam. O yüzden de bu İslam'da dinin birinci kurucu metni yoktur.
Bu İslam hani Türkler derviş devleti derler. Selçuklara bakınız, derviş devletidir. Hoca Ahmet Yesevi öğretisine bakınız, bunu görürsünüz. Keza Anadolu'daki İslam'ı bunu görürsünüz. Bu kadar hocam. Sahabe arasında bir söz vardır. Osman şikayet edeni cezalandırır. Yani bir yerde problem olduğu zaman Hazreti Osman'a şikayet geliyor. Bu bize böyle yaptı. Dövün böyle. Şimdi Hazreti Osman'ın akrabalarını kayırdığı malumdur. Çok bariz ortadadır. Yani. Hazreti Osman'ın kendi ölümüne sebep olduğu çok bariz ortadadır. Öyle. Çok feci bir şekilde ölmüş. Çok feci bir, acı bir ölümü vardır. Yani cenazesi kopmuş, neredeyse patlayacak, kabuğu taşlanıyor. Ve üç gün, üç kez evinden çıkartamıyorlar. İsyancılar o kadar basıyor ki ortada. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in oğlu da orada. Tabii. Hatta orada da onu öldürenlerin yanında. Diyor ki Osman, ya diyor senin baban seni görse sana ne derdi? O da bir şey diyor ama sen bu sonunu kendin hazırladığına getir. Yani tabii. Yahudi mezarlarına gömüyorlar bir gece vakti. Bir an önce kurtulalım şundan diye. Hocam buradan anlaşılıyor ki. Dediniz ya, fitne başka bir sebep oldu. Yani. Şimdi hem hayali kahramanlar ürettiğimiz gibi, bir de hayali canavarlar üretiyor. Yani tabii İbn-i tabii. İbn-i Sebe olmasaydı yani, hiçbir şey olmayacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı halbuki. İbn-i Sebe'nin hocam Bedir Savaşı'nda bilmem nerede bir yerlerde karşımıza çıkıyor. Olay yani, kapanıyor gidiyor. Yani. Tam böyle zamanın adamı. Nerede yani, bir boşluk var. Yani, işte, kesin onun başının altında çıkmış. Yani tabii tabii. O da Yahudi'den almış. Yani ha, o da hemen bir Yahudi şeyi. Yahudi tabii tabii. Hocam, demek ki bütün bu konuştuklarından şunu anlıyorum ben. Tarihin bu hayali kahramanları çekip çıkarttıktan sonra yani öyle bakmak lazım. İşte o yüzden ben başta söylemeye gayret ettiğim şuydu. Akademik bir bakışla okuyacağım. Acımasız gözükebilir bazı ifadelerim. Lütfen yanlış anlamayın. Biz hep duygusal tarih okuduk ama duygusal tarihten çıkıp biraz metodolojik bakarak olayları okuduğunuz zaman, taşları yan yana dizdiğiniz zaman, demin oradan gelen soru gibi, ya Muaviye'nin arkasında da hatırı sayılır bir kitle varmış. Evet var ve bunlar Hazreti Ali'yi bal gibi eleştiriyorlar hocam. Bu kadar basit. Yani, dolayısıyla da biraz daha bu duygusal moddan çıkıp gerçekçi okuma yapmamız gerekiyor. Bizim eksiğimiz o hocam. Şunu söyleyeyim hocam. Muaviye zamanında da Bişir bin Adi diri gömülmüştür sağ olun. Tabii canım tabii. Niye? Adamın tek şeyi Hazreti Ali'ye sövülmesine karşı çıkması hocam. Hutbelerden sövülmesine karşı çıkıyor. Buyurun işte hocam yani. Bu da yine daha hani Muaviye güya vahiy katibi. Aha işte buyurun hocam. Çok dehşet sahneler var. Yani İslam'ın tarihi sevgili dostlarım Hazreti Ömer'le bitti. Hikaye ondan sonra ben şöyle diyorum. Zemberek koptu. Sapla saman hani damat bakan dedi ya at izi it izine karıştı. Aynen öyle bir dönem yaşandı. O süreçten sonra çekip alabileceğimiz çok güzel örnekleri Ömer bin Abdülaziz döneminde görürsünüz ama orada farklı sorunlar vardır. Maalesef ben bunları anlatınca ya hocam sen de hep gidiyorsun olumsuz şeyleri anlatıyorsun diyorlar bana. Bir de böyle suçlanıyorum ama ben dedim ki tarihi ben yazmadım ya kardeş. Yazılanların tarihi bu. Sana toz pembe tarih anlatılmışsa benim yapacağım bir şey yok. Maalesef. Asıl saadet deyip yani, saadet yani asrı, saadet şey. O yüzden dedim işte saadet asrı buyurun hocam ne kadar saadet asrı siz karar verin. Son sorumuzu atalım. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Kur'an'ın toplanmasından bahsetmiştiniz. Tabii o dönemde bir şekilde din yayılıyor ama peki tebliğ de Kur'an'ın yani çoğaltılarak dağıtılması, yıkılması? Hiç öyle bir dertleri yok. Bak ben şunu söyleyeyim size. Bu çok güzel bir soru ve geniş bir soru. Ya biz bu Kur'an'la tebliğ edelim diye millet zannediyor ki Müslümanlar bir eline kılıç aldı, bir eline Kur'an aldı. Allah 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 düştüler yollara işte tebliğ falan. Ya böyle bir şey yok hocam. Yani şunu söyleyeyim size. Hazreti Ömer döneminde dini hassasiyetlerin ön planda olan fetih anlayışı bitti. Dosya kapandı. Muaviye ikinci fetih dalgasını başlattığı zaman millet zannediyor ki bu efendim İslam'ı yayma. Emevi orduları tepeden tırnağa ama tepeden tırnağa iddia ile ve basa basa üzerine söylüyorum istila ordusudur. Bunun ha içinde belki 3-5 kişi dini anlatmak için olabilir ama bunlar çöl bedevileridir, haydutlarıdır. Dolayısıyla da biz burada Kur'an'ı çoğaltıp da bu insanlara Kur'an üzerinden tebliğ yapalım diye böyle bir saik de hiç güdülmemiştir. Peki o zaman niçin Kur'an çoğaltıldı? Şunun için çoğaltıldı. İnsanlar kuzeye geldikleri zaman din de tabii yani bunu söylüyorum ama işte ordunun içerisinde samimi Müslümanlar var. Bunlar şimdi şifahi olarak Müslümanlardan dini öğrenmeye başlayınca hep yalan yanlış okumaya başladılar. Bu sefer Huzeyfe bin Yeman geliyor. Diyor ki ey halife
ben öyle bir tablolarla karşılaştım ki bu gider böyle giderse bu bizim dinimiz aynı Yahudilerin dinine dönecek. Karmakarışık bir şey olacak. Ya bari Kur'an'ı çoğaltalım da belli merkezlere gönderelim. Bir başucu kitabı olsun. İnsanlar ihtilaf ettiği konuda kitaba baksınlar. Biri yanlış okuyor, birine soruyor. O da yanlış okuyor. O ona soruyor. Karman çorman oldu. Bunun üzerine işte özetlemeye çalıştım. Huzeyfe'nin bu uyarısıyla Hazreti Osman'ın iddialara göre 4 ile 9'a kadar sayı çıkarılır. Kur'an'ı istinsak etti. Yani fotokopi bugünkü deyimiyle diyelim. Çoğalttı, gönderdi. Ama nereye ne kadar gönderdi belli değil. İmam Musaf'ın ne olduğu soruluyor. Birisi diyor ki bu Harre günlerinde, o kara günlerde yandı, gitti, yok oldu. Yani meşhur Yezid zamanında. Bizim de bugün zaten elimizde var olan Kur'an, ki bu konuda Tayyar Altıkulaç son derece yani en fazla çalışan oldu yani detaylı. Mevcut Kur'an nüshalarını incelediği zaman ben hocanın ağzından bizzat da duydum. İlk örneklerini ancak Hicri 80'e kadar gidebiliyoruz. Oradan öncesi yok. Bu da Abdülmelik dönemindeki harekelenme ve ayet numaralarının verilmesine kadar gidiyor. Zaten Abdülmelik de Kur'an'ı yakan, musafları yakan kişi olarak tanımlanıyor. Hazreti Osman için de kullanıyorlar bunu. Buraya kadar geliyor. Dolayısıyla da Kur'an'ı çoğaltalım da insanları Kur'an'la tebliğ edelim. Bir kere Kur'an kültürü yok ki sevgili dostlarım. Bizim en fazla kaçırdığımız nokta burası. Biz zannediyoruz ki bu sahabe böyle tepeden tırnağa Kur'an'ı bütünüyle ezberlemişti. Ya bu bizim Türk İslam kültüründe şimdi oluşan bir şey. Bizim bir arkadaş Kenan Ayar diye bir hoca var. Sahabe döneminde siyasi hadiseler, dört halife dönemi siyasi hadiselerinde Kur'an'ın referans alınması konusunu doçentlik tezi hazırladı. Adam 2 sene doçentliğini erteledi. Müracaat etti, erteledi. Niye? Abi, kaynaklarda Kur'an yok ki hocam. Niye? Çünkü haberleri aktaranlar Kur'an'dan bir haber. Anlatabildim mi? Aynı şekilde biz zannediyor ki sahabenin her birisi Oxford mezunu. Bunlar her birisi şeyle başlıyorlar işe. Kur'an'ı ezberlemekle başlıyorlar ve bütün dertleri Kur'an. Ya onlar yaşayan sünneti uyguladılar. Ondan sonra ya bizim Kur'an'ımız varmış, dur ya bir Kur'an'a da bakalım demeye başladılar ama işte Kur'an'ı bilen yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insan sayısıdır. Ve Kur'an'ın çoğaltılmasında da en azından bir başvuru standart metin olsun diye yapılan bir hassasiyettir. Bu kadar hocam. Hocam programımızı sonlandırmadan önce Zafer Duygu hocamıza bir söz hakkı istiyoruz. Soru kontenjanı bitti ama ekstra bir kontenjan açalım. Estağfurullah. Sadece bir dakika, ben de İsrafil hocama teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Özellikle burada genç tarihçi arkadaşlarımız olduğunu da duyduk hocam. Ve onlara belki bir buradan önemli bir çıkarım şey olabilir. Biz tarihi çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Aynen. Neden seviyoruz? Acaba yani tarihin hakikatini merak mı ediyoruz, yoksa hepimizin bir dini, bir mezhebi, bir meşrebi, bir milli aidiyetimiz, aidiyetlerimiz var da onlara tarihten meşru bir zemin mi arıyoruz? Mesela bence biraz bunu da düğümleniyor. Bu ikincisi, yani maalesef rasyonel olduğumuzda bizim toplumda karşılığı yok bunun, ama ne yapalım? Bu tarihin şeyi bu ve bu yüzden tarih hep bir mitolojileşmiş, işte mitolojiler üzerinden okunan tarihsel şahsiyetler, tarihsel olgular, tarihsel süreçler. Maalesef. Batı'da çok zamandır bu tarihi bir bilim. Bunun bir bilim olmasının, mitolojiden ayrılmasının belirli şeyleri var, kriterleri var. Bunlardan bir tanesi, sizinle sabah konuştuk, uzun sohbet metodolojisi tarih oldu. Metodolojisi. Bir diğeri tarih felsefesi. Aynen. Bunlar olmadan tarihi anlamamız, yorumlamamız mümkün değil. Bakınız, aynen. İsrafil hocam, ben çalışmalarını çok yakından biliyorum. Yani hakikaten bizim çok kutsadığımız, işte romantik hasletlerle baktığımız bir süreci mitolojiden arındırarak yeryüzü beşeri standartlarda ele alıyorsunuz. Burada da bence çok güzel bir sunum oldu. O yüzden umarım öyle olmuştu, bilmiyorum. Hem ilkesel duruşunuz hem de buradaki bu güzel harikulade sunum. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Yani dinlediniz. Belki zihninizi karıştırabildim. Bunlar benim okumalarım tabii. Şunun hiçbir zaman iddiasında olmadım. Ben sınıflara girdiğim zaman, bu hafta ilk derslerimiz başladı. Girdiğim sınıflarda söylediğim şudur. Gençler, ben size hikaye anlatmaya gelmedim. Ama ben size siyerin ta kendisini de anlatmıyorum. Ben siyerden anladığımı anlatıyorum.
anlattıklarımın altına imzamı atarım. Hiç geri adım atmam. Böyle bir gıdım geri gitmem. Bunları temellendirebildiğim doğruladın. Beni ikna edin. Tamam. Teşekkür ederim. Dolayısıyla da benim anladığımı anlatıyorum. Akademisyen de ne yapar? Temellendirebildiği doğruları sizinle paylaşır. Ben burada bu sunumu yaptığım zaman işte sevgili gençler, arkadaşlar, işte bakınız tarih böyle okunur demiyorum. Bu benim, bak dikkat ederseniz yer yerde bu benim okumamdır diyorum. Ama bana sorduğunuz zaman bunun altını doldurabildiğim için kendime göre tabii bu şekilde okuyorum. Farklı düşünebiliriz. Önemli olan burada art niyetli olmadan meseleleri sorgulamaktır. Benim de amacım Zafer Hoca'nın dediği sorgulayıcı bir tarzda, anlayıcı bir tarzda veya bir elimizde bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı anlama çabası sergileme derdindeyim. Bir Müslüman olarak aynı zamanda sorunlarımızı realist bir gözle, böyle duygusal okuma yapmadan, yani bir akademisyen hassasiyetiyle, bir yansız gözle okuyup da buradan bir takım sonuçlar çıkarabilir miyiz? Çünkü karşımızda neticede savunduğumuz bir inanç var, savunduğumuz bir peygamber var. Bu peygambere karşı, bir dine karşı da birçok da karşı saldırı var. Ya bunlara karşı bizim elimizdeki malzeme nedir? Bir kere bir bunu tanıyalım. Yani derdim buydu. O nedenle de böyle bir sunum yapmayı tercih ettim. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım hani beni anladınız. Yani veya geldiniz buraya, ya adam bir şeyler zıvaladı gitti demezsiniz. Hoşça vakit geçirebilmişimdir. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Hocam, size teşekkür ederim.